Futbolun tartışma platformu Serbest Vuruş'tan hepinize iyi geceler diliyoruz sevgili seyirciler. Spor Toto Süper Lig'de bir haftanın heyecanını daha geride bıraktık. Beşiktaş'ın liderliği devam ediyor. Bu akşam Başakşehir deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti. Onlar da yoluna emin adımlarla devam eden takımlardan bir tanesi. Bugün onu da konuşacağız. Ama şüphesiz ki günün en önemli haberi Mustafa Denizli'nin Galatasaray Teknik Direktörü olmasıydı. Bu konuyu enine boyuna her yönüyle değerlendireceğiz Serbest Vuruş'un tartışma masasında. Fenerbahçe'nin unutulmaz başkanlarından birisi Ali Şen telefon konuğumuz olacak. Küba'da orada sorular yönelteceğiz. Hem Fenerbahçe'yi, Herrera'yı, Alex'i hem de Galatasaray'da teknik direktörlüğe gelen Mustafa Denizli'yi konuşacağız Ali Şen'de. Fenerbahçe demişken, Fenerbahçe'de bazı gelişmeler var. Özellikle hukuksal anlamda gelişmeler bunlar. Bunları da detaylarıyla sizlere aktaracağız. Bir dolu iddia var Mustafa Denizli'nin Galatasaray'a gelmesiyle birlikte. O iddialarda birer birer Serbest Vuruş'un tartışma masasında olacak. Her zaman olduğu gibi yine çok dolu bir programla karşınızdayız. Anlat anlat bitiremiyorum. Kısa özetimizde bakalım bu akşam neler var Serbest Vuruş'ta. Galatasaray'da Mustafa Denizli dönemi resmen başladı. Tecrübeli hocanın yardımcılıklarını kim yapacak? Fenerbahçe'de Aziz Sil'in etkisi. Sarı lacivertler Mersin deplasmanında coştu. Olayın arkasından Aziz Yıldırım çıktı. Peki Yıldırım ne yaptı? Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş krizi devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili şok detay. Trabzonspor'da kongre heyecanı artıyor. Adaylar arasındaki müthiş gerilimin sebebini Serbest Vuruş açıklıyor. Az sonra Serbest Vuruş'ta. Sevgili seyirciler aslında dün gece yaptığımız Serbest Vuruş programında Mustafa Denizli ve Galatasaray arasındaki görüşmeleri sizlere aktarmıştık. Hatta bir adım ötesine geçmiş ve demiştik ki aslına bakarsanız bu görüşme bir formalite. Çünkü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Mustafa Denizli anlaştılar. Yarın resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Tam da dediğimiz gibi oldu ve Galatasaray Mustafa Denizli'yi resmen açıkladı. Hamza Hamzoğlu'nun gönderilmesinin ardından Galatasaray'daki teknik direktör krizi Mustafa Denizli ile son buldu. İstanbul'da Başkan Dursun Özbek ile Mustafa Denizli arasında gerçekleşen görüşmenin ardından tecrübeli teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Denizli ve Özbek şunları söyledi. Belki fark ediyorsunuz biraz heyecanlıyım. Heyecanımı da mazur görün, bu çok doğaldır. Kısaca bahsetmem gerekirse sporculuk yaşamımın noktasını bu camiada gerçekleştirdim. Hayatımın en büyük başarılarına başlangıç noktası olarak bu camiada başladım. Kısacası parantezi burada açtım. İnşallah yüzümün akıyla bu camiada kapatacağım. Başarılarımı, ismimi risk edeceksem uğruna her şeyimi risk edebileceğim camia burasıdır. Bir sporculuk kariyerimi yaşadığım, bana emekleri geçen, yetiştiğim Altay, bir de bütün şu anda mesleki kariyerimin başlangıcı olan ve bana bu imkanı tanıyan, bana bu güveni duyan camia eğer bir gün benden böyle bir görev istediyse bundan sadece onur duyarım. Bu büyük camiada, bu güçlü takımda başkanımız, yönetimimiz, camiamız, taraftarımız ve sporcularımızla inşallah bütün düşündüklerimizi gerçekleştiririz. Boşalan teknik direktörlük görevini hocamdan rica ettim. Hocam da prensip olarak bunu kabul etti. El sıkıştık. Bu önümüzdeki 1-2 gün içinde detaylandırıp sözleşmemizi imzalayacağız. Ben her iki taraf için de hem hocam için hem de Galatasaray için çok hayırlı bir karar olduğunu düşünüyorum. Mustafa Denizli'nin yardımcılarının kimler olacağı henüz belirlenmezken çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid maçına takımın başında kaleci antrenörü Taffarel'in çıkacağı açıklandı. Mustafa Denizli görevine gelecek hafta ligde oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte başlayacak.
66 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlüğe ilk adımını attığı ve tarihi başarılar elde ettiği Galatasaray'ın başına 3. kez geçti. Denizli 1987-1989 ve 1990-1992 yılları arasında sarı kırmızılı takımı çalıştırmıştı. Cimbom'un unutulmayan 5-0'lık Nöşetel Samak zaferinde de takımın başında Mustafa Denizli vardı. Galatasaray ile birlik şampiyonluğu bulunan Denizli ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında da birer kez Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Herkes hafızasını şöyle bir tazelediği zaman Galatasaray ve Mustafa Denizli'yi yan yana getirdiğinde Nöşetel maçı öyle tahmin ediyorum ki ön plana çıkıyor. Deplasmanda 3-0 kaybetmişti Galatasaray Nöşetel Samax karşısında. Mikrofonlar Mustafa Denizli'ye uzatılmıştı ve rövanşta biz bu işi halledeceğiz demişti. Çok inanılır gibi gelmemişti kimseye ama Mustafa Denizli'de Galatasaray o sezon Nöşetel Samax'ı Ali Sami Yen stadında çok farklı bir skorla elemeyi başarmıştı. Şimdi Mustafa Denizli'nin kariyerine bir bakalım. Galatasaray'da 3. Mustafa Denizli dönemi resmen başladı. Başlangıç noktası olarak bu camiada başladım. Parantezi burada açtım. İnşallah yüzümün akıyla bu camiada kapatacağım. Başarılı futbolculuk kariyerinin ardından 1984-85 sezonunda Galatasaray'da Derval'in yardımcılığıyla teknik adamlık kariyerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, 3 yıllık yardımcı antrenörlüğün ardından 1987-1989 ve 1990-1992 yıllarında 2 kez sarı kırmızılı takımı çalıştırdı. Denizli Galatasaray'la 1987-88 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı 1988-89 sezonunda Nöşetel Samax zaferinin yaşandığı Avrupa'da yarı finali gördü. Sarı Kırmızılar Steaua Bükreş'e elenerek finali kaçırdı. Önce Rapid, arkasından Nöşetel, arkasından UEFA denen Avrupa'nın en büyük futbol örgütünü yeniyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mustafa Denizli, 3 takımla da şampiyonluk yaşayarak adını altın harflerle Türk spor tarihine yazdırdı. Bir süredir televizyonda futbol yorumculuğu yapan Mustafa Denizli, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ederek yeniden yeşil sahalara döndü. Galatasaray Mustafa Denizli ile anlaştı. 1,5 yıllık bir anlaşma olması bekleniyor. Zaten Galatasaray yönetiminin de görev süresi böyle. Şimdi hemen dönelim ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden birisine Gökmen Özden'e söz verelim. Mustafa Denizli ve Galatasaray hemen bu kısa vadede neler değişebilir ve Mustafa Denizli'yi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tercih doğru bir tercih. Onu baştan söyleyeyim. Yalnız şöyle birkaç tane şey söylemek istiyorum. Fatih Terim mesajlara cevap vermedi diye gönderildi. Dolayısıyla Hamza Hamzoğlu da Umut'la ilgili yaptığı yorumlardan dolayı ki bunu halk biliyor, taraftar biliyor zaten. Burada söylememe gerek de yok. Sizden rica ederim, çok özür dilerim. Buyurun. Küba'dan bir misafirimiz var. O nedenle izniniz olsun, lütfen kaldığınız yeri unutmayın. Tabii, o misafirimize merhaba diyelim. Hayırlı Fenerbahçe'nin olsun. Unutulmaz başkanlarından birisi Ali Şen. Ve Ali Şen şu anda Küba'da ve TVM'de Serbest Vuruş'un konuğu oluyor. İyi geceler diliyorum Sayın Ali Şen. Biz iyi geceler diliyoruz ama siz tabii orada daha farklı bir saattesiniz. Nasılsınız efendim? İyi akşamlar hepinize. Sırayla bir sayayım özlediğim insanların sesini duyaraktan. Ziya Kaptan'ım benim. Gökmen 1976'da Avusturya'yla İzmir'de oynayıp o şartlarda ezdiğimiz Avusturya'yı ve ne yazık ki yenilip de onların 78'lik Arjantin'e gittikleri maçın kahramanı 9 numarası yıkan ortalığı. Arkadan Engin Kanada'ya, oradan Kosmos'a benim katkım oldu ama esas katkısı kendisi yaptı. Yani büyük mücadeleydi. Kosmos gibi Benen'in oynadı, Cruyff'in oynadı, Beckenbauer'ın takımda oynadı Engin. Babadan emanet bana Antoni yani Murat. Benim evlat Murat. Başka kim vardı? Saymadım Sabri. Adnan Aybaba var Sayın Başkan. Bizim Dünür, Dünür. Adnan bizim Dünür. Onun için hepinizin gözlerini öpüyorum. Yayınlar. Ben Küba'da
Varadero bölgesinde. Şu anda sizden 8 saat geride 30 derece yağmur bulutlu bir rapor vermişler bana. Sevgili Alişen, bütün konuklarımızla mutlaka aranızda bir diyalog geçmiştir. Geçmişinize dokundunuz. Siz o kadar çok televizyon yayınına katıldınız ki unutmanız mümkün ama benim için unutulmak mümkün değil. 1994-1995 Kanal 6'ya ilk geldiğim zamanlarda ilk sunduğum bir programda konuktunuz. Soğuk terler dökmüştüm karşınızda, hiç unutamam. Bir kez daha benim meslek yaşantıma katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda Mustafa Denizli Galatasaray teknik direktörüyken Nöşetel mücadelesinde sizin de önemli katkılarınız vardı. Onları çok konuşmayacağım ben, bilen biliyor elbette ama Mustafa Denizli ve Galatasaray yan yana geldi. Nasıl değerlendireceksiniz öncelikle? Valla bugün Kıva ben dostum Dursun Özbey'e e-mail çektim. Mesaj çektim. Sayın Galatasaray Kulübü Başkanı benim yakın arkadaşımdır. Ve dedim ki hocaların hocasını aldın. Alabileceğin en iyi hocayı aldın. Seni tebrik ediyorum bir dostun olarak. Ama Fenerbahçe'de olarak dedim endişeliyim. Göreve geldiği için Galatasaray'da Mustafa Denizli. Evet. Sayın Şen, Galatasaray bu kısa vadede Mustafa Denizli ile birlikte neleri değiştirebilir sizce? Mustafa Denizli'nin futbol karakterini bildiğiniz için soruyorum bunu size. Sayın Alişen'le bağlantımızda bir problem var tahmin ediyorum. Tabii Küba çok normal olabilir. Arkadaşlarım bağlantıyı sağladıkları zaman tekrar Alişen'e merhaba diyeceğim ben. İzninizle tekrar dönüyorum Gökmen abi. Ama her an bağlandığı anda sizden tekrar sözü alabilirim. Neler değiştirebilir? Sizin yorumunuz şimdi Mustafa Denizli. Şimdi tekrar şeyin başına gelin. Mustafa Denizli doğru tercih, doğrudur. O konuda şey yok. Mustafa Denizli'nin. Yalnız birkaç şey söylemek istiyorum. Yani Galatasaray'da 2 sene üst üste şampiyon olup sonrasında da bahaneler üretilerek mesajlara cevap vermediydi. Fatih Terim gönderildi. Arkasından Hamza Hamzoğlu bir umut olayı nedeniyle bileti kesildi. O da gönderildi. Şimdi ben tabii ki Hamza Hamzoğlu'nu takım üstündeki etkisini otorite kuramama, disiplin sağlayamaması nedeniyle bayağı da eleştirmiştim. Şimdi şurada şunu söylemek istiyorum. Yani gönderildi gönderilmedi. Onların bileceği iş benim değil. Ben burada Galatasaray'ın geleceği hakkında ne tür başarılar kazanabilir yahut da Mustafa Denizli ne türde takımı etkiliyor bu onu konuşmak istiyorum. Şimdi burada tabii bunlar Galatasaray içinde yetişmiş, Galatasaray'a mal olmuş bu hocaların bu şekilde yani dünyada örnek bir camia denen Galatasaray'a yakışmadı. Bu şekilde gönderilmek yakışmadı. Bundan dolayı çok bir Galatasaray divan üyesi olarak çok rahatsızım. Çünkü ne olursa olsun yani insanın bir vicdanı var. Hani başkasının olur veyahut olmaz. Ben kendi adıma konuşuyorum. Hiçbir şey de umurumda da değil. Babam olsa babamı bile eleştiririm yanlış yaparsa. Bundan dolayı camiaya inanılmaz kızgınım. Hem Fatih Terim nedeniyle başta Adnan Polat gönderilme şekli arkasından Fatih Terim'e yapılan ve Hamza Hamzoğlu'na yapılan. Bundan dolayı da hepsine ben yazıklar olsun diyorum burada. Şurada şunu da söylemek istiyorum. Mustafa Denizli doğru tercih. Neden? Çünkü bir de avantajlı. Çünkü 70 dönemde deneyimi, birikimi, tecrübeleri var. Yalnız Mustafa Denizli biraz şöyle tembeldir. Biraz daha çalışması gerekecek. Galatasaray'la daha iyi olabilmesi için. Çok rahat böyle Fatih Terim gibi çalışkan falan değil. Bundan dolayı da biraz sıkması lazım kendini. Bir de burada teknik bilgisi mükemmeldir. Bir de en büyük avantajı da şu. Galatasaray'a hem kendi adına hem Galatasaray adına yorumculuk yaptı da çok büyük bir gazetede yarım yazı yazması sonucunda bütün yani takımların nerede ne şekilde oynadığını, nasıl hatalar yaptığını, nasıl iyi oynadığını yahut da oyuncuların performansı açısından çok bilgiye sahip. Bundan dolayı da hem kendi adına hem Galatasaray adına futbolcular adına büyük avantaj sağlayacaktır. Tabii burada futbolcuların bir de yeni hoca değiştiği zaman falan çocuklar böyle akıllı aldatmacalar falan yaparlar. Ha, hoca geldi aman gözüne gireyim falan gibi antrenmanda sıkar. İşte antrenmanda daha çok çalışır. Ne bileyim antrenman biter şöyle der futbolcu. Ya ben biraz daha çalışayım da hocanın gözüne gireyim falan. Artı çalışma temposu ayarlamaya çalışır kendine falan. Neyse bunlar Galatasaray adına olumlu şeyler olabilir. Ama Mustafa Denizli tabii deneyim, tecrübe, birikimi nedeniyle kolay kolay kandıramazdı futbolcular. Burada
Yapacağı tek şey futbolcu üstündeki otorite ve disiplini sağlayabilmesi Mustafa Denizli'nin. Yani bundan arkadaşlarımı da bu kadarlık bende şimdilik. Sonrasında devam edeceğim. Tamam. O zaman Murat Özer'e geçeyim. Murat Özer'e şundan dolayı Murat Özer'e geçeyim dedim. Dün biraz tepki gösterdim Mustafa Denizli ismine. Aslında Mustafa Denizli ismine değil de bazı takıldığın noktalar vardı. İstersen ne demek istediğini, ne düşündüğünü anlat. Şimdi Sabri'cim, Mustafa Denizli ile hiçbir problemim yok. Mustafa Denizli'yi çocukluğumdan beri tanırım. Mustafa Denizli ile karşılaşsam o bana Murat'cığım ne haber, ben de Mustafa abi ne haber derim. Saygı ve sevgi çerçevesinde karşılıklı otururuz, konuşuruz. Mustafa Denizli'yle hiçbir problemim yok, kişisel hiçbir problemim yok. Ama ve lakin, ben şimdi burada bir Galatasaraylı olarak ve Galatasaray Divan Kurulu üyesi olarak bu yorumlarım sadece beni bağlar. Ben içimdekileri söylemek zorundayım. Burada yorumcuysam ben içimdekileri söyleyeceğim. Yani Mustafa Denizli ile benim aram iyidir. Aram kötüdür. Mustafa Denizli bana bozulur mu? Bozulmaz mı? Hüsamettin mi bana bozulur? Hasan mı bazen bozulur? Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ben içimden gelenleri söylemek zorundayım. Çünkü buraya oturmuşum. Burada bir yorumcu rolündeyim. Ve burada içimden gelenleri söyleyeceğim şimdi. Şimdi bak. Şöyle anlatıyorum Sabri Ugan. Şimdi orada şu anda görüntüler geliyor ekrana. Arkadaşlarımız Mustafa Denizli'nin omuzlardaki görüntülerini ekrana getiriyorlar. Ben hiç heyecanlanmıyorum. İnanır mısın o görüntüleri izlerken? Ben bir Ali mi? Özür dilerim. Neyse, tamam, devam. Alişen tekrar attığımızda, Alişen'le biraz önce bağlantımızda problem yaşamıştık. Bir kez daha iyi günler dileyim ben size Alişen. Çünkü orada bizden 8 saat geride olduğunuz için günü yaşıyorsunuz hala. Rahat günler, iletişim. Canım, hepinize bir ay günler. Şimdi Mustafa'da kalmıştı galiba, evet, değil mi? Evet. Mustafa'da. O maçta oynayacağız 1976'da. Ben futbol federasyon başkanı değildim, ikinci başkan ama milli takımlar sorumlusuydum. Sonra karar verdi Metin Türel, rahmetli Can Dantaran. Gökmen mi Mustafa mı, Gökmen mi Mustafa mı derken Altay'da oynayan kaptan Büyük Mustafa ilk 11'de çıktı. 18. dakikada hiç adam yokken, top yokken Büyük Mustafa çöktü. Yerine Gökmen girdi, müthiş oynadı. Biz büyük bir merak içindeydik. Ertesi gün 19 Eylül Üniversitesi'nde bizzat gittim. Bu nedir dedim. Dediler ki psikolojik sakatlık. Ben öyle bir şey duymamıştım hiç. Psikolojik sakatlık. Çok hırslı. Çok iş yapmak isteyen bir futbolcu. Her şey öyle sakatlanırmış. Onu da öğrendik. Şimdi hatıra çok. Sabaha kadar sürer. Bir sorularınız varsa cevap verin. Tamam. Öncelikle şunu söyleyelim. Biraz önce mesela Gökmen Özdenak Hamza Hamzoğlu'na haksızlık yapıldığından bahsetti. Hatta bir izleyicimiz Serap Hanım da diyor ki Galatasaray son zamanlarda zaten haksızlık yapıyor teknik direktörlerine. Mesela Lucescu, mesela Fatih Terim, şimdi de Hamza Hamzoğlu. Hamza Hamzoğlu'nun gidişini nasıl yorumluyorsunuz ya da gidiş şeklini öyle sorayım. İşin üç yüzünü tam bilmiyorum ama Hamza müthiş başarı elde etti. 3 tane kupa alacak. Ve geldikten sonra takım müthiş düşüşteyken gelecek. Galatasaray'ın karşısında güçlü rakipler başta Fenerbahçe varken alacak. 3 kupayı alacak. Onun için kredisi olmalıydı. Yani kaybetse bile 4. 5. bile olsa idi Hamza'nın bu yıl kredisi olmalıydı. Ama madem yönetim, madem başkan gönderdi o zaman alınacak. Hocaların hocası Mustafa Denizli kararı çok doğru. Mustafa Denizli'nin bugün yaptığı bir açıklama var Sayın Alişen. Bana son derece enteresan geldi. Yorumlamanızı rica edeceğim. Dedi ki ben Galatasaray ile ilgili herhangi bir çalışma yapmadım. Tabii bir çalışma yapmasına özellikle gerek yok ama şunun için söyledi. Eğer birisine danışacaksam bu Fatih Terim olur, bu Hamza Hamzoğlu olur. Bana çok enteresan geldi, hoş geldi, güzel geldi. Sayın Alişen. Sayın Alişen'le bağlantımız yine gitti ama mutlaka arkadaşlarımız tekrar oluşacaktır. Murat Özer'e devam edelim lütfen. Peki, devam edelim. Söylediklerini unuttu. Aracı Murat, aracı Murat olduk ha. İsteple Murat. Şimdi, nerede kaldı dur kalan? Şimdi demin Mustafa Denizli'nin omuzlardaki görüntülerini izliyorduk ya. Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Ben bir Galatasaray olarak o görüntüleri izlerken hiç heyecanlanmıyorum. Neden heyecanlanmıyorum? Çünkü, şimdi mi bak, dur, şimdi mi heyecanlanmıyorsun yoksa o gün
Aynı şekilde o gün heyecanlanıyor muydu? O gün heyecanlanıyordu. Bugün heyecanlanıyordu. Heyecan, tabii herhalde. Tamam. O gün heyecanlanıyordu. O gün Galatasaraylıyım. Nasıl heyecanlanmam? Neşet Er zaferi var. Heyecanlanıyordum tabii. O zaman da Mustafa Denizli saf Mustafa'ydı. Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a gidip işte o zaman öyle bir Mustafa değildi. Bizim Mustafa'mızdı. Bizim peki, Mustafa. Peki ben Beşiktaşlıyım demeseydi. Demeseydi. Yok, o derdim. Aynı, bir dakika. Bugün itibariyle aynı yorumu yapar mıydı? Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp Fenerbahçelilerin Mustafa şampiyon yap bizi denilen bir adam olmasaydı o zaman yine mi Ali abi? Tamam. Ali abi. Sayın Ali Şen bir kez daha hattımıza geldi. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Kaldığımız yerden devam edelim Sayın Ali Şen. Evet. Yani Hamza tarihte görülmeyecek kısa zamanda birkaç ayda alabileceği 3 kupa vardı. 3'ünü de aldı. Yani Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, arkadan Cumhurbaşkanlık kupalarını, Süper Kupayı daha doğrusu. Süper Kupayı almak oyuncak değil. Şimdi bunları başardı. Ben başkan olsam, Hamza benim antrenörüm olsaydı, bu yıl kapalı gözle ona krediyi vermiştim. Ama madem alınacak yerine bir kişi, alınacak en iyi karar da hiç kuşkusuz ki Galatasaray'ı tanıyan, Türk futbolunu tanıyan, Türk futbolunu bilen, Galatasaray'ın iç yüzünü bilen hocalar hocası Mustafa mı Mourinho mu deseler ben Mustafa'yı alırdım. Onu da iyi yaptı Galatasaray. Tabii Fenerbahçeli olarak da hiç hoşuma gitmedi. Peki. Sayın Alişan o zaman Fenerbahçe'den devam edelim. Alex bir kitap yazdı. Efsane olmuş bir ismin bazı ifadeler kullanması, eskiyi tekrar gündeme getirmesi bazıları tarafından hoş karşılanmadı. Belki o kendisinin nasıl o hale geldiğini anlatmak istedi duygusal anlamda. Nasıl yorumlarsınız eski bir Fenerbahçe başkanı olarak? Alex büyük hizmetler yaptı. Alex büyük bir futbolcuydu. Ama Fenerbahçe Alex'ten daha büyük. Bizi ilgilendiren bizim futbolcularımıza, sporcularımıza iyi davranmak, kulüp olarak birinci sınıf karşılığını vermek, taraftar Alex'i protesto ettiğinde Başkan Aziz Yıldırım kalkıp onu korumuştu, onu da unutmayalım. Onun için Alex'in Fenerbahçe kulübü üstünde olan bir yeri yok. O zaman Ziya kaptanımız ne güne duruyor? O zaman Cemil, o zaman Lefter, Can, daha evveline gidelim, 1923'e gidelim. 1924'te milli takımın 4 golünü atan büyük Fenerbahçeli'ye ne diyelim Finlandiya'ya? Yani Fenerbahçe tarihinde böyle yıldızlar çok var. Alex de büyük yıldızdı, büyük kaptandı ama Fenerbahçe'nin önüne hiçbir şekilde geçmesi doğru değildir. Ondan dolayı da hoşuma gitmiyor dedikleri. Sayın Ali Şen yine o zaman yönetimden devam edelim. Fenerbahçe'de bir süre sonra kongre rüzgarları daha sert esmeye başlayacak. Mutlaka adaylar çıkacaktır. Aziz Yıldırım'ın devam edip etmeyeceği söz konusu devam etmeyeceğim dedi ama Aziz Yıldırım'ın son dönemdeki yönetim biçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve geleceğini nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'nin? Son dönemde değişiklik var galiba. Bu sene işte başkan çok gözüküyor derler. Başkan hep önde. Avrupalı taraftar başkanı tanımıyor ki o doğru değildir ama önlerinden. İşte sana İtalyan teknik direktör, sportif direktör. İşte sana yabancı bir antrenör. İşte sana yıldızlarla dolu bir kadro. Değişti mi Aziz Yıldırım? Ya sanmıyorum. Yani 7'sindeki yani 70'inde olur mu ki yani? Olmaz herhalde. O bakımdan Aziz Yıldırım beni sevmediğini söylüyor zaten. Benim de çok sıcak hislerim hiç olmadı başkana karşı. Fakat yaptığı hizmetler var. 18 yıldır kulüp başkanı, her şeyi öğreniyor. Eskiden sadece inşaattan anlıyordu. Sonra baktık ki futboldan da, teknikten de, taktikten de hepsini anlıyormuş. Şimdi 18 yıl oldu. Yani Aziz Yıldırım'a bugün Fenerbahçe'de şunu eksik yapıyorsun diyebilirsiniz ama şimdi bu kadar da yıl artık bu işleri öğrendi. Yani iyi de öğrendi. Bu yıl hiçbir Fenerbahçe'de kötü de gitse Aziz Yıldırım'a mesela ben kaş kaldırmam kötü giderse işler. Çünkü model bir batılı harekette oldu. İşte sportif direktör İtalya, işte antrenör Portekizli, işte yıldız. Yani bugün Van Persie'ye, Nani'ye sırayla say. Bunlara kötü futbolcu diyebilir misiniz? Yeteneksiz futbolcu diyebilir misiniz? Ama iyi futbolcuyu iyi kadro yapamazsanız o antrenöre ben kaş satarım. Onun için bu sene başarısız olursak Mustafa'nın Galatasaray'a gelişi işi zorlaştırır. Tamamen kaşı satacağım kişi benim teknik direktördür. Başkan değil. Geçen sene başkana kaş sattı.
Başkanlardan, genel kurullardan söz etmişken Trabzonspor'da bir genel kurul hazırlığında Sayın Alişen, Muharrem Usta, Celil Hekimoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu yarışa giriyorlar. Uzaktan baktığınız zaman oradaki seçimleri nasıl görüyorsunuz? Pek uzaktan bakmıyorum. Yani gerçi şimdi Küba'dayım, buradan bakıyorum ama Trabzon işin çözünü biliyorum. Trabzon'u ben çok severim. Trabzon'u Fenerbahçe şampiyon olmazsa Trabzon olsun ısrarla diyenlerdenim. Ben iki defa Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı oldum. Her iki defa da karşımda Trabzon vardı. Yani ne yapacaktık? Biz şimdi boyun eğecektik, mücadele edecektik. Öyle de oldu. Şimdi burada ta Küba'da bile Trabzonlu var. İşte burada Murat arkadaşımız burada müthiş işler yapıyor. Burada tanıdım. Trabzon'da bugün Trabzon camiası kimin nasıl neyi seçeceğini bilir. Adaylara başarılar diliyorum. Ama Trabzon artık şampiyon olsun. Yani hakikaten Trabzon küçük bir şehir. Dünya nereye gidersen bir Trabzonlu çıkıyor. Dün Havana'da geldi iki kişi evlenecekmiş. Dediler ki nikah şahidiniz olur musun? Ya başka yer bulamadınız mı? Takviye geldiniz. Ondan sonra iki bir çift daha şahitlik yapmamı istediler ama ne yazık ki ben Havana'dan ayrıldım. Güney'e geldim, bu da turistik yere. Sonra Trabzonlu'ya şunu söyledim. Nerelisiniz? Trabzon. Hangi takım? Trabzonlu. Alişen ne diyorsun? Vallahi başkanım işte sarıldım anıldı. Sana dedi az küfür etmedik. Dedim iyi şey yapmışsınız ben de işte o kelimeden. yani bizim dostlarımız Trabzonları severim. Trabzon stadında Trabzon'da Avni Aker'de Fenerbahçe Trabzon maçında taraftarlar arasında maçı seyreden tek ve ilk başkanım. Daha kimse oraya oturamadı Trabzonlar ortasında. Ben Trabzonların ortasında maç seyrettim. O yarıda kalan maçta biz tribündeyiz. Bütün yönetim olarak gelip Trabzonlu taraftarlar bizi Rize'den almışlardı. Ben de onlardan gittim hatta. Bizim takım otobüsüne bile gitmedim. Yani Trabzonları seven biriyim. İstiyorum ki Trabzon şampiyon olsun. Sayın Alişen, şimdi sizinle konuşurken, sizi dinlerken aklıma bazı ifadeleriniz geliyor. O kadar Türk futboluna damga vuran sözleriniz var ki aklıma şu geldi hemen. Hakemleri koruma altına aldım, benim korumam altında demiştiniz yeniden göreve geldiğiniz zaman. Şimdi evet. De hakemler çok tartışılıyor. Ne dersiniz? Şimdi o hoş bir kelime değildi hakemleri koruma altına almam ama dememin bir sebebi vardı. Fenerbahçe 7 yıl şampiyon olamamıştı. Yan hakemler dahil Galatasaray yönetiminin akıllı mı ne dersen de yani gücü, kimin gücü varsa kendi gücünü yansıtmak ister. Nasıl yansıtmak ister? Futbolcu alarak mı? Futbolcu alıp satanın karısı ne yaptığını söylemiştim 1980 yılında. Yani bir gün bizim adımız yönetimde veyahut da şike, nike falan geçmediği için bunun ne olduğunu da bizim futbol dünyasında birbirimizi biliriz. Kim kimdir de biliriz. Onun için Galatasaray'ın gücünün yansıtıldığını 95'in 18 aralığında göreve 94'ün 18 aralığında olağanüstü kongreyle göreve geldiğimde ben iki defa olağanüstü kongreyle geldim. Ben iki defa taraftar getirdi. Alişen Başkan Fenerbahçe şampiyon. Bütün Türkiye'nin stadları, salonları böyleydi. Böyle bir kimseye o olay kimseye nasip olmadı. Sonra geldiğimde bana da raporlar verildi. Öğrenmek istiyorum. Niye böyle? Çünkü çizgiyi geçmeyen top gol oluyor. Bilmem şu adam yerine konmuyor. Fenerbahçe adam yerine konmayacak kişiyi. O zaman hakemlere rahatsızlık mı veriyorlar? Hakemlerin ve yan hakemlerin diğer işlerinde pek çok konuda yani para konusu değil de iş konuları verilen şirketlerin mümesilliği gibi durumlar olunca ben dedim ki koruma altına aldım. Hangi hakem benim aklımı yakıyorlar diyorsa bana gelsin. Dediğim oydu. Tabii hoş bir şey olmadı. Onun da farkındayım. Yani ama ben de Fenerbahçe kulübünün gücünün sahalarda olduğunu, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un bir lokomotiv, şimdi Bursa'nın bir sporunun lokomotiv olduğunu unutmayalım. Yani o lokomotive birisi taş atarsa önüne tren yolunda raylara, o da Fenerbahçe lokomotifse bir dakika deniyor. Öyle dedim. Sayın Alişen, uzaktasınız ama Türk futbolunu yakından takip ediyorsunuz. Hakemlerden söz ettiniz. Daha doğrusu konuyu ben açtım. Evet. Şimdi mesela Beşiktaş'ın futbolunu kişisel olarak ben çok beğeniyorum. Fakat şöyle bir algı da oluşuyor. Acaba hakemler Beşiktaş'ı kolluyor mu? Sizde böyle bir algı var mı? Beşiktaş'ın lehine verilen kararlar olabilir ama
Ben bütün maçları mümkün olduğu kadar Bodrum'da televizyon takip ediyorum. Beşiktaş'ın da aleyhine çok açık ve net kararlar verildi. Geçen sene de ve bu sene de. Şimdi bir kalecinin kurtardığı topu çabuk unuturuz. Yediği topu da pek unutmayız. Ya ne biçim gol yedi filan maçta diye. Şimdi onun için hakemin Beşiktaş'ın aleyhine verdiği kararlar var. Şimdi bir takım birinciyse ligde, tabelada birinciyse mutlaka bir hakem yardımı, federasyon yardımı aranır. Bence öyle bir durum asla yok. Kaldı ki diğer yıllarda da olmadı. Fenerbahçe olarak gün geldi bizim inanılmaz hakkımızı yendi. Geçen sene, evvel sene Denizli Spor maçı. Yani Trabzon'dan burada kaldığımız ve Bursa'nın şampiyon olduğumuz. Şimdi o kadar çok yanlışlar bizim aleyhimiz oldu ki onlar unutuldu. Lehimiz olanlar hala konuşulur. O bakımdan hakemler şimdi artık profesyonel. Zaten profesyonel hakem olsun biz demiyor muyduk futbol dünyasındaki hı-hı insanlar olarak. Hı-hı. Al sana profesyonel. Bu profesyonellik para alıyorum diye büyük kulüplere yaranayım da onun için sonra maçlara vermemezlik yapmasınlar mantığı olduğunu sanmıyorum. Çünkü o mantıkta olan hakemler zaten devam edemez kariyerlerine. Ve Beşiktaş'ı benim kardeşim kadar yakın Fikret'i, Şenol'u çok tebrik ediyorum. Şenol şampiyon olsun istiyorum ama biz birinci, Beşiktaş ikinciyle mutlu olsun artık. Bizim şampiyon olmamız lazım bu sene. Dördüncü yıldızı takmak için. Şenol'u ve Fenerbahçe antrenörü yapıyordu. Ben o zaman konuşmuştuk, alıyorduk. Sonra olmadı. Yani Şenol'u bu kadar seven, beğenen biriyim. Kişiliğiyle, karakteriyle, futbol bilgisiyle. Beşiktaş iyi oynuyor. Bence bugün Beşiktaş bizden daha iyi futbol oynuyor. Beşiktaş takım olarak bizden daha iyi oynuyor. Ama bizim şampiyon olacağımızı yürekten inanıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Alişen. İyi yayınlar. Çok hepsine teşekkür ediyorum. Ederim. Murat'ı anasından rahmetli, babasından rahmetliden Murat evladını daha çok öpüyorum. Ali abicim Castro'ya selam söyle benden. Ali abicim. Kime? Castro. Tamam, Castro'ya diyeceğim ki Cimbom mu Fenerli mi? O diyecek ki Fenerliyim. Tekrar teşekkür ederim. Sen de Yasin'e selam söyle. Yasin'in Kosmos'taki o jübileri hemen belenin bacağını yakalayıp çıkan o büyük kaleci, büyük kardeşim Yasin'e selam söyle. Hepinizin gözlerine sağ ol, abim. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Alişen Küba'daydı. Telefonla bağlantı kurduk. Umarım Türkiye'ye döndükten sonra stüdyomuzda ağırlama fırsatı da buluruz kendisini. O kadar tatlı birbirinize sorular sorup muhabbet ediyordunuz ki devam edebilir misiniz desem. Buyurun. Şimdi Ali abi biraz dağıttı beni de. Neyse. Hemen gireyim konuya. Duygulandın tabii. Evet. Allah rahmet eylesin Murat. Gökmen abi başlasın. Yok konuşacağım. Tamam sen, peki. Bir dakika abi. Bir şey söyledim sevgili Alişan Ugan. Çok 10 saat ise. Sayın Alişan dedi ki Kanada'ya, Amerika'ya gittin. Onun yazmış olduğu mektupla ben Edi Firmani'ye gittim. Sevgili Alişan, sene 1981-82'de daha Amerika'nın nerede olduğunu bilmeyenler vardı. Biz gittik, bir mektupla gittim. Ziya abi, Allah sizi inandırsın Gökmen abi, sevgili arkadaşlarım. Bana var ya sanki Türkiye'den bir konsolos Amerika'ya gitmiş de ilgilendiler. Yani bir mektupla bana müthiş bir ilgi gösterdiler. Sevgili Ali abiye çok teşekkür ederim. Evet, konuşacağım abicim. Şimdi biraz konu dağıldı. Çok kısa ilk dediğim, yani yeni açanlar olmuşsa ilk dediğimle gireyim de öyle başlayayım. Baştan gir. Şimdi Mustafa Denizli severim, sayarım. O da beni sever sayar. Mustafa Denizli ile en ufak bir problemim yok. Çocukluğumdan beri tanıdığım bir insandır. Kişisel hiçbir problemim yoktur. Ama ben bir Galatasaray Divan Kurulu üyesi olarak ve burada bir yorumcu olarak içimden gelenleri söylemekle yükümlüyüm. Ve beni Mustafa Denizli'nin bana bozulur mu, Hüsamettin mi bana bozulur, Hasan mı bana bozulur, benim söylediklerim yanlış mı anlaşılır şeklinde düşünsem zaten yorumcu olamam. Biz burada içimizden ne geliyorsa onu söylemek zorundayız. Kimseden de bir çekineceğim yok. Her şeyi doğru olarak söyleyeceğim burada. İçimden gelenleri söylüyorum. Kimse yanlış anlar anlamaz. O beni ilgilendirmez. Şimdi Mustafa abinin... Biraz önce omuzlardaki görüntülerini izledik. Arkadaşlarımız ekrana. Lütfen getirsinler. Arkadaşlarımız ekrana omuzlardaki görüntüleri girdi. Ben bu görüntüleri izlediğim zaman Nöşetel maçını, demin de Gökmen abi aynı şeyi söyledi. Nöşetel maçını izlediğim zaman bir Galatasaray olarak büyük bir heyecan yaşamıştım.
ve Mustafa Denizli'ye bir Galatasaray teknik direktör olarak bağrıma basmıştım ve Mustafa Denizli benim için bir efsane olmuştu. Sonraki günlerde Mustafa Denizli Fenerbahçe takımına teknik direktör oldu. Fenerbahçe takımına teknik direktör olduğu anda da Fenerbahçeli taraftarlar Mustafa Denizli şampiyon yap bizi tezahüratlarıyla. Yüzbaşı yap bizi mi? Şampiyon yap bizi. Peki. Mustafa Denizli şampiyon yap bizi. Yaptı da. Ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı anda benim Mustafa Denizli'ye kişisel, şahsi, yolda gördüğüm Mustafa Denizli değil benim beynimdeki. O ayrı, ona saygı duyarım. Onunla yine konuşurum, Mustafa abi derim. Ama madalyonun öbür tarafında baktığım zaman ben bir Galatasaraylı olarak şu görüntüleri şu anda gördüğüm zaman en ufak bir heyecan hissetmiyorum. Mustafa Denizli'nin de Galatasaray'a gelmesi beni en ufak heyecanlandırmadı inan. Neden? Çünkü o Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar Fenerbahçe Mustafa Denizli şampiyon yap biz diye bağırdılar. Ve benim için Mustafa Denizli'nin Galatasaraylık ruhu taşıyan Mustafa Denizli benim için yok oldu, uçtu, gitti. Uçurtmalar nasıl havada uçar? Benim için Mustafa Denizli öyle oldu. Sonra Mustafa Denizli ben Beşiktaşlıyım dedi. Ben Beşiktaşlıyım dedi ve ben doğdum Beşiktaşlıydım, öleceğim Beşiktaşlıyım falan. Böyle bir Beşiktaşlı, Beşiktaş'a sahip. Şöyle söyledi galiba, değil mi? Yanlış hatırlıyorsam lütfen siz de bir düzeltin. Tuttuğum takım Beşiktaş, Beşiktaş'ı çalıştıramadım gibi bir ifade tamam. kullanmıştı o zamanlar. Öyle değil, aynen şunu söyledi. Ben dedi küçüklüğüm Beşiktaş'a geldikten sonra ben küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım dedi. Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıydı. Şimdi bak, ben bu görüntüleri izledim Mustafa Denizli gitti benim için. Bambaşka bir Mustafa Denizli geldi ve şimdi düşünüyorum. Bugün yorumlar var. Çok kızdığım yorumlar var. İnan katılmıyorum. Mustafa Denizli yuvaya dönmüş. Yazıyorlar. Denizli yuvaya döndü. Nasıl bir yuvaya dönmektir bu arkadaş? Fenerbahçe'ye git şampiyon yap. Beşiktaşlıyım de. Ondan sonra Galatasaray'a gel. Yuvaya döndü. Yuvaya dönmesi için. Ama bu Mustafa Denizli'ye yöneltilecek bir eleştiri değil ki. Ben Mustafa Denizli'yi eleştirmiyorum ki. Bugünkü yuvaya döndü yorumlarını. Ey Galatasaraylılar diyorum ben buradan. Mustafa Denizli nereden yuvaya döndü kardeşim? Fenerbahçe'ye gitti şampiyon yaptı. Beşiktaşlıyım dedi. Ondan sonra Mustafa Denizli yuvaya dönmüş. Nasıl bir yuvadır bu yalnız ya? Yuvaya falan dönmedi. Efendim? Beşiktaş'ta da şampiyon oldu. Beşiktaş'ta da şampiyon oldu değil mi? Evet. Bu nasıl bir yuvaya dönmektir? Şimdi Ultra Aslan'a sesleniyorum. Bak yavaş yavaş geliyor. Ultra Aslan. Ultra Aslan. Siz Mustafa Denizli'nin aleyhine bir maçta acayip bir pankart asmıştınız. Biraz sonra hazırlamış arkadaşlar. Akışta gördüm. Neyse ben arkadaşlar hazırlayıp hazırlamadığını biliyorum. Ben içimdekileri şu anda söylüyorum. Onlar hazırlarsa hazırlasın. Ben diyorum ki sana. Ultra Aslan bir maçta hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Aynen şöyle bir pankart asmıştı. Biz seni iyi tanırız Denizli. Gaziantep spor maçı. Neyse. Hatta Şansal Büyük'a da vardı onun içinde. Şansal Büyük'a, Fenerbahçeli Denizli, Şansal Denizli, Mustafa Denizli. Biz seni iyi tanırız. Ultra Aslan kocaman pankart asmıştı. Şimdi ben merak ediyorum. O Ultra Aslan neler yapacak, neler hissedecek? Bu böylesine biz seni iyi tanırız pankartı astığı bir teknik adama nasıl davranacak çok merak ediyorum. Sonra Mustafa Denizli'nin gelişi, Galatasaray yönetimi. Başkan çıkıyor orada. Başkan sanki çok büyük bir iş yapmış gibi. Bana göre hiç iyi bir iş yapmadı. Galatasaray hiç yakışmayan bir hareket yaptı Galatasaray'ın başkanı. Galatasaray'ın başkanı nedir ya bu? Sen Hamza Hamzoğlu bu kadar nankörlük olur mu kardeşim? 3 tane kupa almış. 4. yıldızı taktırmış sana. Ben onu omzumda taşırken ne oldu bu sene ne oldu? Galatasaray küme mi düştü? Galatasaray şu anda kaçıncı? Galatasaray ne yaptı da sen Hamza Hamzoğlu'nu yolluyorsun? Ve bu şekilde Fatih Terim'i yolladığın gibi Hamza Hamzoğlu'nu da diğer yöneticiler yollamıştı. Galatasaray'a yakışmayan hareketler yapıyorlar kardeşim. Tasvip etmiyorum. Mustafa Denizli'nin bir röportajı var. Yıl 2006. Bugün böyle bakarken aklıma geldi gördüm. 2006 Galip Öztürk Mustafa Denizli ile Sabah gazetesinde 2006'da bir röportaj yaptı. Kulakları çınlasın iyi gazeteci. Evet Galip Öztürk hatta baktım 21 Eylül Perşembe Sabah gazetesi. Başlık şöyle o zaman İran'da Mustafa Hoca Türkiye'ye geliyor. Galip Öztürk'te bir kafede buluşuyorlar konuşuyorlar. Ha o zaman diyeceksin o zamanla şimdi bir mi diyeceksin ama kafa yapısı aynı. Söylediğini sana söylüyorum aynen röportaj Galip Öztürk yapmış Sabah gazetesi ciddi bir gazetedir. Yapılan röportajı da hani aa sallıyor mu demeyiz yani. Ne diyor biliyor musun başlık? Türkiye'de sadece Beşiktaş'ı çalıştırırım. Türkiye'de sadece Beşiktaş'ı çalıştırırım. Galatasaray'a asla gelmem. 2006 yılı 21 Eylül Perşembe Sabah gazetesi Galip Öztürk. Yaşıyor Galip Öztürk. Bilmiyorum. Ha şimdi şöyle de bir şeyler oluyor.
Hani bizim Türkiye'de diyorlar ya, mikrofona söylememiş. Gazetede söylemiş. Hani doğru mu demiş, dememiş mi onu da bilemem. Allah bilir yukarıda, ama Galip Öztürk'ün yapmış olduğu röportajı ben sana söylüyorum. Asla Galatasaray'a gelmem. Beşiktaş'tan başka Türkiye'de başka bir kulüp çalıştırmam diyen bir Mustafa Denizli var. Şimdi sözümü bitiriyorum. Ben bir Galatasaray olarak Hamza Hamzoğlu'na yapılan hareketi tasvip etmiyorum. Hamza Hamzoğlu'nun gitmesini içime yediremiyorum. Mustafa Denizli'nin Galatasaray'a gelmesini hazmedemiyorum. Bundan sonra ne olur bilmem kardeşim. Ben bir Galatasaray olarak düşüncelerimi ve duygularımı burada aktardım size. Bundan sonra ne olur onu bilmem. Bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi burada Özal'ı duygularıyla hareket ediyor. Fakat şunu söylemek istiyorum. Mustafa Hoca hakikaten çok değerli bir spor adamı. Her şeyi geçin. Yani bugün Beşiktaş şampiyon yapmışsa, bugün Fenerbahçe şampiyon yaptıysa, aslında bundan herkesin gurur duyması lazım. Bugün Galatasaray'da doğru mu şampiyon yaptı? Yani Mustafa Hoca önemli bir hoca. Milli takım hocalığı yapmış. 2006 bizi Avrupa'ya ilk kez götürmüş. Avrupa Futbol Şampiyonası. Orada başarı elde etmişiz. Yani Mustafa Hoca'yı burada saysak bitmez. Şimdi gelişi gidişi diyorsun. Bence burada Dursun Özbek belki de gidişatı kötü gördü. Bu takım daha kötüye gidecek de böyle bir operasyon yaptı. Operasyon yapma şekli belki yanlış. Doğru olabilir. Fakat ben şimdi burada esas başka bir konuya takılıyorum Murat Özer'e. Esas siz bunu cevaplayın Gökmen abiyle. Sor bakalım. Şimdi Mustafa Denizli imza attı. Yani anlaşma yaptı. Doğru mu? Evet. Peki Atletico Madrid gibi çok önemli bir maç var. Bak çok önemli bir maç. Yani Galatasaray'ın dönüm maçı. Çok önemli maç. Neden Mustafa Hoca oradaki maça çıkmıyor takımın başında? Nasıl çıksın ya? Abi. Bir dakika abi. Mancini yani, çıkmıştı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Mancini çıktı da şimdi. Yarın ne, imza ne olacak. Ne? Yarın kafile İspanya'ya gidiyor. Ne yapacak? Bir günde her şey halledecek. Çok önemli Ziya abi. Ya, Ziya bu kadar Ziya abiciğim kurtarıcı abi, olarak geldi. Abi kurtar. Neyi kurtaracak? Şimdi Mustafa Denizli antrenmana çıkmamış. Ne olur Ziya abi. Ya bırak abi. Mustafa Denizli Mustafa Denizli diyorlar. Şey diyorlar çok önemli. Dünyanın en önemli teknik direktörü falan diyorlar. Bir günde gitsin Atletico Madrid maçına. Madem sen Galatasaray'la şu anda anlaştın. Sahip çık kardeşim. Adnan'a katılıyorum. Git Atletico Madrid maçına. Çık takımın başında. Niye bekliyorsun? Niye bekliyorsun? Atletico Madrid çok önemli bir maç. Atletico Madrid bizi 2-3'lük yapar filan diye mı bekliyorsun? Ya bu kadar ucuz düşünmeyin. Ne peki, ya. Ne peki? Hayır, ne bu kadar ucuz ne düşünmeyin. Peki? Gitsin çıksın abi. Geldi, iki dün gel, üç gün olmuş, üç gün olmuş. Bu Mancini de çıktı Gökmen abi. Girecek. Mancini çıktı. Mancini çıktı da ne oldu? Mancini çıktı abi. Ne oldu? Sen abi, ne olduğunu bilmem sonucu. Şimdi bak kardeşim, çocuk da ucuz düşünmeyin. Hayır ya. Mancini çıktı. Senin mantığın. Evet. Bir gün sonra bir kafilin başına gelecek ve takımla sahaya çıkacak. Evet. Bir gün sonra. Niye çıkmasın Ziya abi? Ya, yok böyle tecrübesiz bir adam değil ki. Sevgili çıksın. Tabii. Biliyor her şeyi biliyor. Çıksın Ziya abi. Sevgili kardeşim daha henüz çocuğun adı konmadan. Çocuğun adı kondu ama gıyabında. Evet. Daha prensipte. Evet. İmzayı bile atmamış adamın. Göremem başına oturtman doğru değil. Atsalar da iki gün önce imzayı. Atmadılar kardeşim. Bugün konuştum. Ziya abicim Allah rızası için bir şey söyleyeceğim sana. Gözlerine baktığım zaman senin. Evet. İçindeki duyguları o kadar iyi biliyorum ki. Yok. Yani ben sana söyleyeyim mi? Ziya abi imzayı biraz önce atıp Atletico Madrid maçına bir hafta falan kanada atılabilirdi imza. Ziya abi gözünü seveyim. Bırak şimdi kardeşim sen bu kadar eksajere etme. Niye eksajere doğru yani, soruyorum. Sevgili kardeşim bir hafta önce evet. Zaten bir hafta önce evet. Hamza'dan ayrıldı Galatasaray kulübü olarak. Hayır bir haftadan beri beni istemiyorlar yani, beni istemiyorlar diyor. Kim istemiyor? Hayır ben Galatasaray'da. Kim istemiyor diyor ya. Hayır Galatasaray'da. Kim istemiyor? Kim istemiyor? Mustafa Denizli Mustafa Denizli. Mustafa Denizli beni Galatasaray'da istemiyorlar benim bir alakam demedi. Yok diyor. Öyle demedi. Benim bir alakam yok diyor. Sevgili kardeşim olaylar kendine tamam, göre yorumluyorsun. Evet, tamam. Müsaade et söyle de ben abi, de sana abi, diyorum. Mustafa Denizli dedi ki daha henüz benden Galatasaray'da hiç kimse görüşmedi diyor. Sen ne anlatıyorsun? Tamam. Mustafa ne söylüyor? Görüşmedi. Mustafa diyor. Görüşmedi evet. Dediği olay. Kendi kendine mi ben geliyorum arkadaş görüşsenize benle mi demesi lazım? Görüşmemiş ne desinler? Herkes soruyor adı geçiyor. Evet. Sen ben biz hepimiz Mustafa Denizli mi geliyor diye konuşurken... Daha ben de soruyorum. Peki sen olsan gider miydin Ziya abi? Nereye sen gidiyorsun? Ziya Şengül olarak sana fikrini soruyorum. Evet. Seni tanıyorum ben. Senin tarzını, kişiliğini, karakterini biliyorum. Evet. Sen Ziya Şengül olarak Atletico Madrid maçına bugün imzayı atsaydın o takımın başında Madrid'e gider miydin gitmez gitmem. Miydin? Gitmez miydin? Gitmem. Ben inanmıyorum abi. Abi ben şöyle, ben o zaman sen benim abi. Yerime inan. Hayır niye sen gitmiyorsun? Benim yerime niye karar... gitmiyorsun abi? Kardeşim evet. Bir günde evet. Hiçbir teknik direktör görev anlayışı içine mesuliyete girmez. Bir gün için. Bir gün için. Ne ya. Değişecek? Peki Mancini aptal mıydı? Ya Mancini filan hikaye abi. Niye abi? Bana aptal filan deme. Gitti Mancini gitti. Ne aldı?
Abi ne kazandı, bileyim, kazandı abi, da ne oldu yani? Abi ne oldu diye bir şey yok. Eğer sen ya, bir takıma imza attıysan... Bana senin şu andaki evet, anlatımın evet abi, bana fikren saçma geliyor. Ama Ziya abi, şimdi ben bir yerle anlaştıysam niye gitmiyorum? Sevgili kardeşim. Niye gitmiyorum abi? Ben yine söylüyorum. Evet. Ben bir yerden anlaştım. Evet. Ertesi gün takımın başına çıkacağım. Ne anlamı var? Peki bir şey söyleyeceğim. Ya biraz şimdiye kadar bütün teknik direktörler son dakika mesela takım küme düşecektir. Özel. Bir şey olurdur. Bir tane teknik direktörler hemen anlaşırlar. Adam hemen görev başına çıkar. Özel burada bir şey yanlış. Yanlış bir dakika. Burada bir şey yanlış gidiyorsun. Ne yanlış diyeyim? Bir dakika abi burada bir planlama var. Bir dakika. Abi bir dakika. Abi devam et. Teknik adam olarak. Abi bir konu açacağım. Abi bir dakika. Bir dakika. Adnan Aybaba devam etsin. Adnan Aybaba devam etsin bir saniye. Prensip anlaşması yapıldı, imza atılmadı. Şey prensip adım, anlaşması yapıldı. Ya imza adım, atmayan bir adamın Atletico Madrid maçında ne işi var niye Sayın Özer? İmza atmıyor kardeşim. Niye? Bugün bu akşam görüştüler. Prensip olarak anlaştılar. Hayır. İmza işte. Hayır işte. Hayır. Her şey yanlış. Anlatayım sana. Buyur. İzin vermiş onu anlatmak istiyorum. Anlat kardeşim. Bir kere Mustafa Denizli Dursun Özbek görüşmesi 10 gün önce gerçekleşti. Bak şimdi bir şey yanlış geliyor. İmza attılar mı? Bir dakika abi. 10 gün önce de planlama yapıldı. Ve bu nokta gerçekleşti. Ya 10 gün sallama sen de ya. Sallama değil ya abi. Ya 10 gün önce Hamza Hanzoğlu takımın başındaydı be. Abi ne bir sallıyorsun? Görüşme oldu ama. Bak, ne görüşmesi bak ya? Abi bu bugün olmadı. Onu anlatıyor ya. Diyor ki Hamza Hanzoğlu takımın başındayken görüşme oldu diyor. Gönderecekler İddiası o. Zaten gönderecekler de diyor. Hakikaten oldu Gökmen abi. Bana bak gene girdik mi bir Ziya abi dinliyorum. Buyur abi. Bir dakika gene girdik mi? Buyur abi. 10 gün önce görüşmüş olabilir. Görüştü mi? Görevde kim vardı o zaman? Hamzoğlu vardı. Ne yapsın Hamzoğlu. Mustafa Denizli? Bir şey yapamaz. Daha ne anlatıyorsunuz bana ya? Ama bir planlama yapmamış mıdır? Ne abi planlaması? Ya şu maç. Abi yapacağı tek planlama ne biliyor musun? Türkiye'deki ilk alacağı şey önündeki maçların programını alır. Önümüzdeki hafta kimle oynanacak? Ondan sonraki hafta programa bakacak, devre arasını bitirecek. Ondan sonra kendi planlarını icraata dökebilmek için sahaya inecek. Sen şimdi kalkıp da 24 saat sonra konuştular, 10 gün evvel daha evvel de konuşmuşlardı. Ya o zaman görevin başındaki adam varken Mustafa Deniz'in ahkam kesmesi diye bir söz konusu olabilir mi? Bu kaç paralık maç Ziya abi? Atletico Madrid maçı kaç paralık maç? Ya kaç paralık maç? Mustafa Deniz'in ne yapacak oğlum? Hayır onu diyorum. Ne yapacak? Bir dakika. Maçın sihirli, öneminden bahsediyorum. Sihirli değnek mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Sihirli değnek dokunacak. Mustafa Denizli geldi. Hayır ben Mustafa Deniz'in Atletico Madrid maçında sahaya çıksa da Mustafa yalnız, Deniz'in sihirli değnek şeyini söylemiyorum ben. Murat Özer. Ben diyorum ki Mustafa Denizli bu Şampiyonlar Ligi maçı Galatasaray için çok önemli maddi olarak, manevi olarak, her şey olarak çok önemli maç değil mi kardeşim? Doğru. Ya tamam. Olmaz mı? Manevi. Şimdi Taferel'e güvenmiyorlar ki başka bir adam getiriyorlar değil mi? Taferel'e evet, güvenmiyor. Taferel'i adam yerine koymuyorlar zaten. O da saçma bana saçma geliyor. Taferel de dünyanın en önemli kalecilerinden bir tanesi. Teknik direktörlük bilgisi de vardır. Yok mudur babacığım? Yalnız var Mustafa, kardeşim var. Şimdi bu konuda yalnız Mustafa Denizli'ye saldırmanın anlamı ne? Mustafa o Denizli zaman sen ya sen başkan ve yönetim kuruluna neden hiçbir şey söylemiyorsun? 2 saatten beri söylüyorum. Murat Özer'e. Söylüyorum. Şunu da anlatır mısın? Mesela bana gelen bazı mesajlar var Murat Özer'e. Oğlum o zaman bazı mesajlar var. Diyor ki mesela Murat Özer'e diyor mesela mesajlar diyor ki Murat Özer'e biliyorum bazen sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum duyurabilmek için. Söyle. Murat Özer'e diyorlar kızımıza damat almıyoruz. Mustafa Denizli'ye niye karşı? Biz doğru buluyoruz diyorlar. Lütfen şimdi o bunu yazan adı var mı? Var. Ne söyle bakayım. Gerek var mı? Şimdi ben onu yazan Galatasaraylı değil mi? Gökhan Eyüboğlu. Galatasaraylı. Şimdi bende evet, dalga geçiyor değil mi? Kızımıza da. Şimdi ben ona bir örnek vereceğim. İnşallah başlarına gelirler de görürler. Başlarına gelsin de görsünler. Dün gece rüyamda gördüm. Böyle çıldırdım yani. Ne düşündüm biliyor musun? Galatasaray, o Galatasaray'ı var ya çok relax böyle hani Mustafa Denizli'nin o Fenerbahçe'yi çalıştırmasını kafaya takmayan benim gibi. İşte Beşiktaşlıyım dedimesini kafaya takmayan o relax Galatasaraylar var ya onlara buradan sesleniyorum. İnşallah bir gün olur da o zaman sizi göreceğim. Aziz Yıldırım'ı gördüm. Aziz selam söyleseydin. Bir dakika selam. Bizden selam söyleseydin. Adnan'la ikiniz devamlı yok. Yok bir dakika bir dakika. Hayır, rüyada falan görüyoruz. Bir dakika, bir dakika abi. Abi görüyor. Bir dakika Aziz Yıldırım. Nereye getireceğim lafı? Aziz Yıldırım nerede gördün? Adıyaman'dı. Ben rüyanda gördüm. Rüyanda gördüm. Maşallah bak, sana bak şimdi. Aziz Yıldırım'ı gördüm. Bu Galatasaraylar var ya. Bir inşallah bir gün gelsin onu görsünler de o relax Galatasaraylar'ı ben göreceğim. Aziz Yıldırım'ı gördüm. Yanında kim var biliyor musun? Aziz Yıldırım'ın. Galatasaray Fenerbahçe formasıyla Aziz Yıldırım. Yanında Fenerbahçe formasıyla Arda var, Arda. Bak. Aziz Yıldırım var. Yanında Fenerbahçe formasıyla Arda var. Özer'e böyle bir rüya yok. Bir dakika abi. Dur abi. Böyle şimdi o Galatasaray, o relax o. Mesajı geçen Galatasaraylar var ya böyle. Hani
Mustafa Denizli geldi, Fener'i şampiyon yaptı, önemli değil. Biz kız mı aldık, gelin mi aldık, damat mı aldık? Bir gün inşallah başlarına gelirse o zaman benim hissettiğim duyguları onlar da hissedecekler. İnşallah başlarına gelir. Senaryo özel çok iyi anladın mı? 10 saniye inşallah başlarına gelir. Dün akşam inşallah başlarına gelir. Dün akşam dişin ağrıdı, bu akşam mükemmel. Şu şeye gelelim. Şu... Adli de bir şey söyleyeceksin. Bir dakika bir şey de. Şu Aziz Yıldırım'dan Arda Turan'ın yan yana bir versinler ya. Allah rızası için Fenerbahçe forması alsın. Özer'e tutuyorum seni. Özer'e. Bence vermesinler. Çünkü Arda'ya saygısızlık olur. Defalarca söyledi çünkü. Benim Fenerbahçe'yi reddetme sebebim belli dedi. Ver Arda'ya bir dakika Özer'e bir dakika bir nefes al. Bir frene bas abi. Bir frene bas. Abicim bir dakika. Teknik direktör Atletico maçına gitmesi için önce bir sağlık raporu olacak. Tamam mı anacığım? Bütün gidecek doktora Sayın Denizli teknik direktör raporu sağlık raporu olacak. Menajerleri gelecek. Sağlam çıkacak. Belki sağlam, belki hocalık yapamaz. Raporların ya, en az 2-3 gün. Bir dakika rica ediyorum. Abi bir dinler misin abi? Burası 10 dakika ya kardeşim ne yalısın sağlık raporu? Bir dinler misin? 2 gün 3 gün geçecek. Menajerler yan yana gelecek. Prensip konuşmaları var. Bu Ahmet Mehmet değil. Karşında Mustafa Denizli var. Orada imza attığın zaman yarın sana adam der ki 2 maç sonra hadi anam güle güle havanı alıp gidersin. Ya, ama Denizli'ye imza attığın zaman bir 4,5-5,5 milyon euro verip gideceksin. Ya, onun için bir günde iki günde bu işler olmaz. Burası Türkiye 10 dakikada sağlık raporu alacak bırak Allah aşkına. Sağlık raporu alacak. Şampiyonlar edelim. Ligi'nin hocasından ya, bahsediyoruz. Ne de, sen niçin hayal görüyorsun rüya görüyorsun? Ben sağlık, de sana bir şey anlatayım mı? Sağlık raporu almak 10 saniyelik iş ya ne sağlık raporu? Galatasaray biraz Galatasaraylılar konuşsunlar. Gökmen abi sizin görüşünüz nedir? Siz mesela benim gibi düşünüyorsunuz. Ben de bu kısa vadede Mustafa Denizli'nin Galatasaray için doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle... İlk yarı bitirip ondan sonra bu operasyonu yapalım. Ben şimdi Hamza Hamzoğlu'nu çok eleştirdim. Mustafa Denizli'nin gelmesine tercih edilmesi doğruydu ama ilk yarı bitecek ondan sonraki periyotta biz ikinci yarı itibariyle bugün de konuşacaklardı. Daha önceden sen Hamza Hamzoğlu'nu konuştun. Biz sizle yani ikinci yarı itibariyle çalışmıyoruz. Tamam o zaman sağlıklı bir şekilde. Hani bir anda gelip de mesela bazı yerlerde duyuyorum. Galatasaray'da araştırdım ettim de orada net olarak bilgi sahibi olamadım. Yani net bir şey söyleyemiyorlar. Yani adam diyor ki yani haberlerde falan gittiğini, gönderildiğini öğrenmiş falan. Yani gidip de yani hoca böyle böyle işte kusura bakma bir sıra çalışma böyle bir şey yok. Anladın mı? Galatasaray camiasına yahut da başkanına falan yakışmıyor bu tip hareketler. Bundan dolayı da ben inanılmaz sıkıntılıyım. Bundan sonraki periyotta yani Dursun Özbek yönetimi falan dikkat etsin. Kongre ne zaman abi bizim? 3 sene var. 3 sene abi. Ha, şimdi yok, hayır, sene, hayır. 1,5 sene sonra değil mi? Neyse. Yok, şimdi 2 gün sonra. Yeni seçildi. Ya, bir gün sonra kongre olsaydı da 2 tane burada 2 tane başka adama verseydik. Ya böyle bir şey olur mu ya? Sen verir miydin ona gol? Ne? Dursun Özbey'e şimdi. Ben vermedim ki zaten. Ya ben verdim bak ne diyorum sana. Yine bir kere daha söylemişim. Ellerim kırılsın ya. Yeter ya bu kadar olmaz. Galatasaray Adası'na da gidemezsiniz. Nereye? Galatasaray Adası'na. Bir dakika. Bir dakika. Sinirlendi. Bir şey söyledim. Bir dakika. Olmaz adayım. Galatasaray Adası. Bak Galatasaray Adası'na var ya. Böyle konuşuyor. Ben sana söyleyeyim. Ben Galatasaray Adası'nda doğdum. Öyle oldu. Galatasaray Adası'nda büyüdüm. Bir dakika dinle beni. Sen Galatasaray Adası'nda ben 7 yaşında. Galatasaray Adası ne diyorsun sen be? Galatasaray Adası Beşiktaş'ın önünde. Sen ne konuşuyorsun? Ya bırak ben 1 yaşında. 1 yaşında. Sen de o adaya gelmezken biz önünde geçiyorduk Beşiktaş'ta. Sen bir kere kardeşim sen benden ufaksın. Palavrayı bırak. Ya bırak sen ya. Bir dakika dinle beni. Dinle beni. Beşiktaş ilçesi. Bir dakika dinle beni. Ben bir dakika. 1963 yılında. Bir dakika kardeşim ben sana bir dakika. Bir dakika dur. Nerede var? Bir dakika. Sosyetesi nerede abiciğim? Bakın, ya abi kesme sabri. Bir dakika arkadaşlar. Güzel bir şey de. Adaya diyor geldi. Arkadaşlar anlaşılmıyor. Bir dakika. Birer bir dakika. Adana nerede Gökmen abi? Beşiktaş ilçesinde değil mi? Bir dakika kardeşim ben konuşuyordum. Ne var ki? Bak 1963 bir dakika adam. Hop. Ya bırak sen ilçeyi çevirme. Anadolu Doğa'dayı kayıkla geçemezsin. Kayıkla geçemezsin. Dinlesene. Sussun da söyleyeyim. Allah Allah. 1963 yılında doğdum. Galatasaray Adası'na gittim. 1970 yılına kadar 7 yaşına kadar Galatasaray Adası'nın o böyle altında böyle çukurlar vardı. O çukurlara girer girer çıkardık. Galatasaray Adası o zaman Dursun Özbek topu görse bomba zannediyordu. Galatasaray Adası'na falan Dursun Özbek gelmiyordu. Ya konuşma. Ya bırak. Böyle sen gelmiyordu. Galatasaray Başkanı hakkında böyle konuşamazsın. Ben kötü bir şey demedim Dursun ki. Dursun Özbek şimdi sen hakaret olmazsa mi? Gidemezsin. Ne? Gidemezsin. Nereye gidemem? Giremezsin adaya. Nereye? İstediğin kadar divanı yesin. Beni var ya adaya sokmayacak var ya. Allah'tan başka kimse beni adaya sokmaması. Ben orada Gökmen doğdum. Gökmen abi için konuşmuyorum. Özür dilerim. Ama seni olmaz. Bak Adnan Ayba burada beni delirtme ha bak vallahi üstüne uçarım ya. Ya ne uçacaksın üstüne? Uçarım. Seni adaya almak. Bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Ben orada doğdum.
Ya benim doğma adaya almayacağım. Allah'tan başka, Allah'tan başka kimse beni adaya almaz. Dursun Özbek değil, krala beni adaya almaz. Almaz seni arkadaş. Bırak hadi ya, sen almaz. Ne, sen nereden biliyorsun? Beyler, almaz. Hadi bırak. Niye bağırıp çağırıyorsun? Abi adam diyor ki seni adaya almaz diyor. Ya almaz abi. Nasıl bağırmayayım Ziya abi? Tamam, niye bağırıyorsun? Abi söylediği lafa bak ya. Sevgili kardeşim. Galatasaray konuşma. Abi ben, sen bilmiyorsun kardeşim. Gazoz kapağı oynamaz mıydık seninle? Müsaade et ya. Anlatsana, niye konuşmuyorsun? Gazoz kapağıyla ne ilgisi var bunlar? Niye konuşmuyorsun? Ya kardeşim. Evcilik mi oynuyoruz biz yani? Ya Allah Allah. Abi sen bir lafı saza aldığın zaman devamlı konuşmak zorundayım. Abi adamı söyle. Bir dur kardeşim. Tamam durdum abi. Peki durdum abi. Tamam. Bir oksijen aldın ya. Tamam durdum abi. Nefessiz kaldın. Evet durdum abi. Ya Beşiktaş semti diye illaki Galatasaray. Galatasaray Üniversitesi nerede? O da Beşiktaş'ta abi. Peki ne yapalım yani şimdi? Yapacak bir şey yok da bizim ilçemizde, onu belirtiyorum. Senin ilçen, sen kimsin abi? Beşiktaş bir belediyeye ait abi olan Beşiktaş yer. Nasıl sayın? Beşiktaş, ya bak şimdi Beşiktaş kulübü, Beşiktaş ilçesinin kulübü. Tamam onu diyorum abi. Ne var bunda? Galatasaray orada. Mesela bundan ilçesi yok abi. Ya ilçesi... Abi soruyorum Ziya, Galatasaray... bir anlamda sormuyorum. Ya ilçe var veya yok. Ha, bir şey demiyorum abi. Neyin iddiasını yapıyorsun ben onu anlamıyorum. Beşiktaş ilçesinde Galatasaray. Kadıköy ilçesinde Galatasaray. Ne evet, var bunda? Orada da ya yok. Ne var bunda kardeşim? Burası bir İstanbul. İlçelerinde bulunacak olan kurumlar var. İlla ki... Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir şey söyleyeceğim. İlla ilçede Beşiktaşlı mı olması lazım? Öyle bir şey yok abi. Galatasaraylı olmasın mı? O, abi olabilir. Ben ya niye o zaman ortalığa böyle bir anlamsız bir şey koyuyorsun? Şimdi ben oradan ada diyorsun. Ya ada tabii Galatasaray Beşiktaş ilçesinde olabilir. Ama oranın adı Galatasaray Adası. Ha, tamam ada da ilçe. Galatasaray Adası kardeşim. Normal. Adı bu. Galatasaray Adası. Bu. Beşiktaş ilçesinde. Normal orta. Ama Adnan'ın çok... Adnan'ın bu şekilde düşünmesi normal çocuğum. Ben kızmıyorum sana. Onun için pek yorum yapmadım. Hani ya şimdi doğal... Yok. Adnan, doğal olarak bir Beşiktaşlı olarak, bir Beşiktaşlı olarak oradan geçerken ha. Biz bu adayı neden Beşiktaş'a almadık da Galatasaray'ı, anladın mı? Kendi kendine hayıflanıyorsundur. Doğru mu? Doğru. Kıskanıyorsun. Doğru aynen mu? Aynen öyle. Ha işte. Tamam. Ay, doğru söylüyorsun. Ben de doğrulukla yani aynen. Net şekilde söylüyorum abi. Aynen abi. Bir şey daha söyleyeyim sana. Doğru söylüyorsun. Sevgili Gökmen abi. Sen ne dedin? Özarı'yı adaya almazlar dedin değil mi? Evet. Bence bir takım elbiseni almazlar da mayo girese alırlar yani adaya. Yok fark etmez almazlar. Divan yazın kurun. Yani. Ya bunlar. Şey ya kızma arkadaş ben anlamda söylemiyorum yani. Bak sen disiplin cezası olur. Yanlış konuşuyorsun. Yanlış konuşuyorsun, beni sinirlendiriyorsun. Sen de bilmeden bazı laflar ediyorsun sinirlendiğin için. Şimdi ben Dursun Özbek'ten hayatını bir kere tanıştım. Röportaj yaptım. Otelinde de karşı karşıya geldik. Bana anlattı. Ben dedi Galatasaray Lisesi'nde okurken maçlara devamlı giderdik. İşte o zamanki görüntüde İnönü Stadı'nın bir köşesinde liseli arkadaşlarla beraber Galatasaray'ı yani doğdum, büyüdüm, mektepli olduktan sonra Galatasaray maçlarını hiç kaçırmadım dedi. Sen de diyorsun ki topu görse bomba zanneder. Bu laflar çok gereksiz laflar yani. Tamam sinirlendin, hiddetlendin, kabul. Şimdi Mustafa Denizli geldi. Senin de bir Galatasaray divan üyesi ve Galatasaray kulübü içinde doğmuş, bu yaşa gelmiş bir Murat kardeşim olarak ben senden şunu beklerdim. Mustafa Denizli şu anda göreve başladı. Hayırlı olsun. Şimdi Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Galatasaray'ı da şampiyon yaptı. Galatasaraylı mıydı o zaman? Ya illaki profesyonel bir dünyada yaşayan bir futbolcu veya futbol adamının başka bir yerde görev alırken orada başarısız olmasını mı bekliyorsun? Yani Galatasaray şampiyon yaptı da Fener'e gittiği için aman orada Galatasaray'ı kullansın da Fenerbahçe'yi kötü yönetsin ve de başarıdan uzak kalsın diye mi bekliyorsun? Tabii ki başarı elde edecek. Profesyonel bir dünya bu. Ben söylüyorum bir futbolcunun ve teknik direktörlerin forması yoktur. Rahmetli senin babana da Galatasaray Lisesi'nde okuyup bitirmiş olmasına rağmen yıllarca futbol oynamış ve milli takımlar teknik direktörlüğü yapmasına rağmen adım gibi biliyorum Fenerbahçe'de de görev teklifi gelmiş olsaydı bu görevi kabul ederdi. Eder abi. Eder. Çünkü profesyonel bir dünyada yaşıyorsun. Bak şimdi. Açık fikrimi söyleyeyim mi? Eder. Allah rahmet eylesin bir daha eve gitmezdim. Ya. Niye eve gitmezsin? Vallahi gitmezdim. Benim babam şey ya Coşkun Özer'in Fenerbahçe'yi çalıştırması olur mu Ziya abi? Allah aşkına yapın. Neden olmaz? Neden olmaz? Neden olmaz? Bırak bırak bak. Bir dakika. Gökmenciğim. Pardon. Sana kardeşim bir şey daha hatırlatacağım. Evet, bir dakika.
Baba Gündüz Allah rahmet eylesin. Evet. Nasıl Galatasaraylıydı? Has. Değil mi? Evet. Vazgeçilmez bir Galatasaraylı. Evet. Kale gibiydi değil mi? Evet. Beşiktaş'ı çalıştırdı. Nasıl ne oldu? Bir ne haber abi? Bana anlat. Şimdi bir bırak şimdi. Karıştı. Bir dakika. Böyle bir şey yok. Şey yok. Recep abi Beşiktaş'tan Recep gitti. Adam. Galatasaray'da da top oynadı. Şükrü Gülesin. Beşiktaş'ta Şükrü Gülesin. Galatasaray'da top oynadı. Yani bir takımın futbolcusu olmak o takıma kazançları için katkı sağlaması gerekir. Formayı değiştirir o takıma gittiği için o takımın yararları için yarar sağlaması gerekir. Böyle bir ayrıcalık. Artık çok eski kafa. Tabii abi doğru söz. Emekli sandım. Böyle bir mantık yok. Abi tamam o yani her mantık şey, benim sen benim, bu değiştir. Benim değiştiremem Ziya. Ben Ziya abi özellikle fanatik burada, fanatik abi. Şimdi fanatik. Burada tabii türbündeki bir Galatasaraylı gibi konuşuyor kardeş. Burada şu var. Bir de yani futbolcu da aynı şekilde teknik direktör de sözlerine dikkat etmek zorunda. Şimdi Mustafa Denizli'nin gidip de mesela bizim geçen sene işte bizim Telegol'deyken aynı bu şeyi de eleştirmişti. Hamza Hamzoğlu. Sen Galatasaray'ın başına gelmişsin. Röportaj yapmışlar. Ben küçüklüğümde eskiden Fenerbahçe'ydim. Ya sana ne? Ne diyorsun? Sen Galatasaray'da futbol oynuyorsun. Galatasaray'da antrenörlük teklifi gelmiş. Başlıyorsun. Ben Fenerbahçe. Deme kardeşim bu ya. Bu işte Gökmen abi. Ya şimdi bak. Sevgili kardeşim. Işte. Ya aynen. Ne diyor? Bir sadece dakika. Kartada gelirim diyor. Şimdi Mustafa Denizli. Bu var mesela. Evet. Mustafa Denizli'nin. Yani hem Galatasaray'ı şampiyon yapması hem Fenerbahçe'yi sonra Beşiktaş'ı şampiyon yapması falan. Sonra da çıkıp işte ben küçüklüğümden beri Beşiktaş'ı. Neden söylüyorsun? Mesela futbolcular var. Bütün kulüpleri dolaşan dört büyük kulübü isim vermeyeyim. Geliyorlar her giydiği canlıyı aldığı formanın formasını öpüyor. Şeyi öpüyor böyle de. Ya ne doğuştan öpüyorsun aradım. Kardeşime? Gol attın yalan. Canım benim. Yalan. Hadi eyvallah yalan. Anladın mı? Hep habire öpüyorlar. Lan yapmayın oğlum. Ondan sonra bütün saygınlığınızı falan yitiriyorsunuz. Şimdi Mustafa Denizli yahut da bu türde hocalar yahut da şeyler futbolcular. Ya gidip de yani şimdi Galatasaray'da oynuyorsun futbol oynuyorsun. Sana benim Fenerbahçe teklif yapmış. E sen o zaman benim paramı ver ben Galatasaray'da kalayım kardeşim ya. Neden Fener'e gideyim? Ben profesyonel oyuncuyum. Aynı şekilde hoca da öyle. Canlıyı bana kim veriyorsa o zaman Mustafa Denizli. Galatasaray ödeseydi parayı da Galatasaraylı kalsaydı ya. Fenerbahçe'ye gittiği zamanki manşetleri biliyorum. Ben Fenerbahçe'ye gittiği zamanki işte hayatımın en mutlu dönemine geldim. Gururluyum hayatımın takımına geldim diye manşetler var. Abi istiyorsan çıkarayım. Bunları biraz sonra tartışalım. Yanlış. İzin verin. Bunlar yanlış. Bir dakika abi tartışıyor konuşuyoruz ama ya. Ama abi o kadar uzun süredir konuşuyoruz ve arkadaşlarımızla da o kadar önemli şeyler var ki onların üzerine de konuşabilirsiniz. Çünkü konuyla bağlantılı. Mesela Alp Yalman ne söylemiş acaba Mustafa Denizli'nin gelmesi üzerine? Sevgili başkanım bugün biliyorsunuz Mustafa hocamız yeniden Galatasaray'ın başına geçti. Sizin döneminizde de uzun süre birlikte çalıştınız. Mustafa Denizli'nin gelişiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Valla çok memnun oldum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah kısmeti daim olur. Ve Galatasaray'da inşallah çok faydası olur. Çok sevdiğim, güvendiğim. İşini gayet iyi bilen bir insandır. İnşallah Galatasaray'da hayırlı olacaktır eskiden olduğu gibi. Evet, şimdi tabii Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ın teknik direktör olmasıyla birlikte bazı iddialar da ortaya çıktı. O iddialardan bir tanesi de şu. Mustafa Denizli gelecek ve Fatih Terim'in izlerini silecek. Yönetimin düşüncesi böyle. Bu iddia sarı kırmızılı kulislere bomba gibi düştü. İddia şu, Mustafa Denizli Fatih Terim'in izlerini silmeye geldi. Parantezi burada açtım. İnşallah yüzümün akıyla bu camiada kapatacağım. Şimdi hemen şu sorular akıllara gelir. Buna gerek var mı? İddia sahiplerine göre var. Bu iddiayı ortaya atanlar Mustafa Denizli'nin anlaşma yaptıktan sonraki konuşmalarını kanıt olarak gösteriyor. Ve diyorlar ki Mustafa Denizli'nin her sözünün bir şifresi var. Ama şu dakikadan itibaren camiamızla. İşte Mustafa Denizli'nin açıklamaları ve iddia sahiplerine göre bu sözlerin arkasındaki şifreler. Eğer bir gün başarılarımı, ismimi risk edeceksem uğruna her şeyimi risk edebileceğim camia burasıdır. Şifre Galatasaray'ın hem mali durumu hem de bulunduğu durum kötü.
Bu durumda göreve gelerek büyük bir risk aldığını düşünüyor. Bu konuda yardımcı olabilecek iki tane çok yakın burada görev yapmış arkadaşımdan destek isteyebilirim. Bir tanesi Fatih hocamız, bir tanesi Hamza hocamız. Şifre, camia içinde çıkan ve Terim'in izlerini silmek istiyorlar sözlerine gönderme. Galatasaray'da bölünme ile Terim ve Hamzaoğlu karşıtı görünmek istemiyor. Başlangıç noktası olarak bu camiada başladım. Parantezi burada açtım. İnşallah yüzümün akıyla bu camiada kapatacağım. Şifre, bu benim teknik direktör olarak son işim. Bundan sonra sahada olmayacağım. Bir sonraki adım yöneticilik olacak. Beni bu koltuğa oturtan, bugün taşıdığım ismi, kariyeri, borçlu olduğum camiadan böyle bir görev isteği gelince, ki ikinci defa geldi. Birinci defasında 1,5 yıl önce, 2 yıl önce olmadı. Bu büyük camiada, bu güçlü takımda başkanımız, yönetimimiz, camiamız, taraftarımız ve sporcularımızla inşallah bütün düşündüklerimizi gerçekleştiririz. Şifre, bundan yaklaşık 2 yıl önce benzer bir talep vardı ancak gerçekleşmemişti. Dursun Özbek, seni Mustafa Denizli yapan Galatasaray'dır. Eğer bir borcun olduğunu düşünüyorsan, camiaya bu zor dönemde göreve gelme zamanı. Ünal Aysal'a güvenmedin, bana güven diyerek ikna etti. Tartışalım ama bir iddia daha var. İnanırsınız inanmazsınız, TVM Spor Servisi bu iddiaları gündeme getiriyor. Bakın o iddialardan birisi de şu. Tabii bizim için önemli, bir o kadar da üzücü bir gün ama. Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'nun görevinden alınmasının detayları her geçen gün daha da netleşiyor. Tecrübeli çalıştırıcının Umut Bulut'la ilgili söyledikleri Hamza Hoca'nın biletinin kesilmesine neden oldu. Umut'un otomatikman sözleşmesi uzamasaydı dahi ben Umut'la sözleşme yenileyecektim. Bu kadar kısa ve öz söyleyeyim. Yani Umut kadar bu takım için mücadele eden, koşan, sahada her şeyini veren kaç tane oyuncumuz var? Yani herkes bir Umut ağzına dolamış, vurup duruyorsunuz çocuğa yani. Fakat edinilen bilgilere göre Hamzaoğlu'nun gönderilmesinin arkasındaki tek neden bu değil. Yönetime yakın kaynaklardan gelen haberlere göre sarı kırmızılı yöneticiler teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'na golcü oyuncu Burak Yılmaz'ı yedek bırakmasını, hatta kadroya almamasını söyledi. Fakat Hamzaoğlu yönetimden gelen bu direktifi dinlemedi. Tecrübeli çalıştırıcı Burak Yılmaz'ı kulübeye çekmeyince de ipler iyice gerildi. Geçtiğimiz dönemde kötü gidişat sebebiyle kendisinden istenen raporu vermeyen, Burak Yılmaz konusunda da yönetimi dinlemeyen Hamzaoğlu, Umut Bulut'la ilgili söylediği sözlerin hemen ardından görevinden alındı. Geniş kapsamlı bir raporu var, ancak önümüzdeki hafta içinde verebilirim diye kendilerine söyledi. Gökmen abi, iddialar böyle. Ha, doğru, yanlış orasında değiliz ama iddialar böyle. Şimdi Umut için söylediği yani genelde zaten baktığın zaman yani Galatasaray'ın oyuncusu değil bir kere. Oynadığı sürece Galatasaray bir kişi eksik oynuyor. He, burada bu sezon itibariyle baktığı sakatlıktan sonra Burak sahada yok. Ayrı bir konu. Ama geçmiş dönemde tabii attığı goller var. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller var. Tabii doğal olarak taraftar bekliyor. Sakatlıktan dolayı daha kendini bulamadı. Gücü eksik falan. Belli bir süre sonra çıkacak, gollerini atacak, iyi oynayacak falan diye beklenti içindeler. Ki doğrudur da bu. Ama burada Burak'ın da biraz daha çalışkan olması lazım. Biraz kendine bakması lazım. Çünkü çok güçsüz. Yani sahada bir depar atıyor, ondan sonra saklanıyor ediyor. Mesela takım içinde Podolski. Ben 10 dakika 90 dakikada 10 kere falan duyuyorum ismini. Aynı şekilde Selçuk öyle. Rodriguez diye bir adam almışlar. Allah evlere şenlik. Yani ben onu da anlayamıyorum yani. Yapılan o kadar çok büyük yanlışlar var ki. Dolayısıyla tabii takım içindeki bu eksiklikler doğal olarak kime yansıyacak? Hocaya yansıyacak. Ama şunu da net olarak yani tabii deneyim, tecrübe, birikim neticesinde herkes göremeyebilir. Hamza Hoca'nın takım üstünde otorite ve disiplini yok. Hakikaten yok. Mesela maçtan önceki basın toplantıları, maçtan sonraki basın toplantılarında o söz, vücut dili... İnanılır gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Yani sanki
şeylere, futbolculara şey koz veriyormuş gibi bir tavır sergiliyor. Yapma kardeşim ya, yapma. Defalarca da söyledik. O gün yine gördüm. Yani o gün Prandelli gitti, hocaya getirdiler. Hamzaoğlu'nu getirdiler. Futbolcular dizilmiş böyle. Hepsi ayakta, hoca girdikten sonra Snyder'la şey, o gün yine bir yerde gördüm. Bizim kanalda mı verdiler bilmiyorum. Snyder oturuyor. Herkes ayakta, Snyder oturduğu yerde hocaya böyle yapıyor. Aynı şekilde Melo ayak. Ya kaldır da şunu ya, kaldır daha kafadan. Kafadan, takım üstünde etkili olmak istiyor. Diğerleri kalkıyor. O neden kalkıyor? Kim o? Futbolcu. Tamam. Snyder tamam. Melo tamam. Ama kalk 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 kalk. Kalk böyle. Bunlar kalkıyor, sen neden oturuyorsun falan yani. Bunlar ufak detay ama çok önemli detaylar bunlar. Bundan dolayı da yani Hamza Hamzaoğlu'nun yani erken derken sen orta yani devre arasında gönderilmesi, daha önceden konuşursun. Hoca biz seninle ikinci yarı itibariyle çalışmıyoruz etme. Böyle bir prosedürde daha akıllı, ne bileyim daha insanları kırmadan, daha bilinçli şekilde gelecek açısından yönetim içinde bu herkesin olumlu bakmasına neden olurdu. Ama böyle iki arada bir derede paldır küldür gönder, bir tane Umut falan, Umut falan değil. Başka şeyler var. Onu net olarak belli bir süre sonra öğreneceğiz yani. Gökbey abi bir şey diyebilir miyim? Buyur. Şimdi Türkiye'deki başkanlara bakalım. Dün hatta Ziya abiyle bir konuştuk. İnşaatçı, müteahhit falan. Neyse. Abi sana bir şey diyeceğim. Ben öyle konuşmak da istemiyorum. Hepsi kulüp başkanı neyse. Bu ülkede, doğru mu bu ülkede? Başkanlar başarısız. Başarılı mı? Değil. Fenerbahçe kulübü bir noktada tesislerini yapmış. Bir noktada bir kenara alabiliriz bazı noktalarda. Çok da alamayız yani. O da bu işin biraz da içinde arkadaş. Beşiktaş kulübü 1 milyon küsur borçla boğuşuyor. Olağanüstü bir borç var. Trabzonspor battı gitti. Galatasaray takımı battı gitti. Ya arkadaş bir şey söyleyeceğim. Biz hangi yerde neyi tartışıyoruz ya? Ya bugün bu kulüp başkanlarımıza tabii ki saygı duyuyoruz. Tabii ki bunları kongre üyeleri seçiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Burada etik olmayan bazı konular var. Şimdi Trabzonspor başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 5 tane teknik direktör değiştirdi. Doğru mu? 7 tane. 7 tane. 7 tane pardon. 7 tane teknik direktör değişti. Kaç senede? 3 senede. Bak 3 senede. 1. Kulüp 2,5 senede. 2 yıldır olan kaç transfer yaptı? 50 küsur tane transfer yapmış. Bir dakika arkadaşlar. Daha fazla 70. 70 tane. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ve İbrahim Hacı Osmanoğlu tekrar seçimde varım diyor. Bak şimdi abi bir dakika. Bu işte balık baştan kokar. Ben yıllarca balıkçılık da yaptım balıkhanede. Hakikaten baştan kokar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu hocalar filan zavallı ya. Ya Hamzaoğlu filan var ya, bunlar aslan gibi pırlanta çocuklar ya. Bugün Mustafa Hoca da öyle. Yani bak bizim teknik adamlarımız var ya. Vallahi yazık günah. Bir ya. Kıyım oluyor arkadaş. Bak bunu sen şöyle yaparsın Özer'e. Evet. Hamzaoğlu'na dersin ki Hamzaoğlu. Arkadaş ben seninle gidemiyorum, yolu bitti. Kaç hafta kaldı? Kaç hafta kaldı? 5. 5 hafta kaldı Ziya abi. Ya sen gidiyorsun Atletico Madrid'e. Atletico Madrid maçına Taferel'i gönderiyorsun, doğru mu? Ya Taferel'e çıkacağına Hamza Hoca ile çık. Devre arasında de ki bence etik olan bu. Hamza Hoca biz sana teşekkür ederiz. Sen bize 3 kupa 4 yıldız aldın, kazandırdın. Bu da sana madalyamız. Statta toplarım Hamza Hoca'yı. Avrupa'da yapmıyorlar mı bunu? Ay baba. Oğlum bir dakika bitirdim. Bir dakika bitirdim abi. Sen daha şu masada abi, bitirdim. 3 hafta evvel diyordun ki bitirdim, Hamza gidecek, Mancini gelecek. Şimdi oldun Hamzacı, doğrucu Hamza. Anlayamadım seni. Bak, pardon. Öpüyorum. Mancini diye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ancelotti ya. Ancelotti. Hamza'yı Ancelotti gönderdin ya. Geçen 3 hafta evvel burada. Ama ben bunu biliyorum işte. Hayır neyi biliyorsun? Ben bunu biliyorum. Sistem bu çünkü. Ama şimdi diyorsun başkan ki başkanlar ya, yaramaz da Hamza'ya yazık oldu diyorsun. Bir dakika. İlk yorumunu sen yaptın. Demiyorum bak şimdi ayıp oluyor bak şimdi böyle demiyorum. Ne münasebet? Ben niçin başkan... ayıp oluyor? Ya yalan mı söylüyorum Özer'e? Doğru söylüyorsun da. Bir dakika Gökmen abi yalan mı söylüyorum? Engin abi Adnan bir konu açtın da bak. Güzel anlatıyorsun ama. Adnan bir konu açtın, önüme not almışım, bir şey dikkatimi çekti bak, bu konu çok önemli. Bak şimdi Hikmet Karaman diye bir teknik direktör var, dinliyor musun Aybaba? Hikmet Karaman. Bak dikkatimi çekti şimdi, önüme not almışım da. Yani aklım sırrım almıyor. Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, tamam. Güvenç Kurtar, Abdullah Avcı. Bunlar dördü de tanınmış ve önemli teknik adamlar değil mi? Ya dikkatimi çekti. Bu dört tane bak. Hikmet Karaman mesela Galatasaray'ı yeniyor, Fener'i yeniyor, bilmem neyi yeniyor. Yılmaz Vural yıllarca yapıldı bilmem ne. Güvenç Kurtar, Abdullah Avcı falan. Bunların hiçbiri daha Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı çalıştıramadılar. Neden? İşte bak şimdi söylüyorum, aklıma geldi. Abi Yılmaz Vural'a yazsana. Yılmaz yaz. Vural da çalıştırmadı. Yazdı işte. Ya çalıştırmadı. Trabzon'u yaz. Saymıyorum. Bak Galatasaray. Trabzon'u saymıyorum derken kötü anlamına demiyorum. Ahmet yani. Ay Baba'yı yaz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı
Bu adamlar çalıştıramadı. Bu adamlar da teknik direktör değil mi? Bu adamlar da kurslara gitmişler. Evet. Ve bu adamlar uğraşıyorlar, çabalıyorlar yıllardan beri filan. Bakıyorum bir yerden de diyorum ki ya kardeşim bunlar nasıl teknik direktör? Bunların bir ideali, bir amacı, bir şey yok mu? Neden başaramıyorlar? Mustafa Denizli'ye bakıyorum. Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı çalıştırmış değil mi? Hı. Şenol Güneş'e bakıyorum mesela. Beşiktaş'a gelmiş. Fatih Terim, Galatasaray, milli takım filan. Bu adamlar yıllardan beri yırtınıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar, onu yeniyorlar, bunu yeniyorlar. Daha bir tane büyük takım çalıştıramadılar. Mustafa Denizli duruyor, oturuyor. Hiçbir takımı çalıştırmıyor. Ha 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 diyor, pat Galatasaray'a geliyor. Ha ha filan. Bunlar uğraşıyorlar, yıllarca didiniyorlar, daha gelemediler arkadaş. Bir saniye. Şimdi kendi konuşmalarından çelişkiye düşüyorsun. Buyur Ziya abicim, neyi düşün? Şimdi bak, Güvenç Kurtar, Galatasaray niye gelmedi diyorsun. Sonra da Mustafa Denizli Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı çalıştırdı, şampiyon yaptı, Galatasaray'a nasıl gelir diyorsun. Güvenç Kurtar da Beşiktaş takımında senelerce top oynadı. Top oynamak teknik direktörden bahsediyor. Bir dakika, teknik direktör olarak da bir sürü kulüpte çalıştı. Nasıl Galatasaray'a gelmesini arzu ediyorsun? Hayır ama Güvenç'in teknik direktörlük olarak Fener veya Beşiktaş veya Trabzon'da çalışmadı ki Ziya abicim. Kardeşim. Sen giyilen forma, yapılan hizmetin karşılığında Galatasaray'a gelsin istemiyorsun. Ben de diyorum ki o zaman Güvenç Kurtar nasıl oluyor bir, senin fikrine göre Beşiktaş'ta top oynayarak geliyordu Galatasaray'da görev alacak? Hayır ama bak benim dediğim Ziya abicim şu. Şimdi Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, Abdullah Avcı. Onlara bir şey bunlar demiyor. Diyorum ki bunlar yırtınıyorlar yıllardan beri. Evet, ve büyük tabii. Takımları bir türlü bu adamlar çalıştıramadılar. Ya bunlara 1500 kişi daha ekle. Alo. He? Bu 4 tane ama adama. Ama bunlar tabii çok göz önündeki adamlar. Ya, tamam. Ha, onları zaten. Ertuğrul Sağlamlar var. Mehmet Özdirekler var. Öbürü var. Ertuğrul. Yani senin demek istediğin. Ya şimdi senin demek istediğin için Ziya abinin dediğine gel. Ziya abi bir anlattı. Gene anlamadım. Ben gene sana bir daha anlatayım. Anladım. Ben futbolcuyundan bahsetmiyorum. Çok affedersin. Ziya abi avukatlığına soyundum. Avukatlığına soyundum. Maaş isterim. Boşuna soyundum çünkü ben anladım. Anladın mı? Ben anladım. Sen boşuna soyun. Sen soyunma giyin bence. Ha. Niye biliyor musun? Çünkü ben anladım zaten ne demek. Neyi anladın ya? Anladım. Ben futbolculuktan bahsetmiyorum. Teknik adamlığından bahsediyorum. Yani neden bahsediyor? Güvenç Kurtar Beşiktaş'ta oynadı diyor. Teknik direktöründen bahsediyorum ben. Ha. Bu adamlar diyorum. Ben şimdi Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Güvenç Kurtar, Abdullah Avcı olsam derim ki benim idealim ne kardeşim? Nasıl bir tane Anadolu takımda oynayan futbolcular büyük takımlara gelmek için çırpınırlar? Bu adamlar gelememişler. Ben de diyorum ki Mustafa Denizli mesela örnek olarak diyorum. Oturduğu yerde yıllarca oturuyor mesela Galatasaray çağırıyor. Neden? Oturuyor Beşiktaş çağırıyor. Neden? İşte bu adamlara soralım. Hayır, bir dakika. Ben de diyorum ki bir siz niye başaramıyorsunuz bırak, diyorum. Bırak kardeşim. He. Neden abicim Mustafa Denizli veya Fatih Terim? İşte neden? Background'u daha öncesinde Galatasaray'da bu kadar başarı elde ettikleri için mecburen onlara dönüyorlar. Bu adamlar hikaye. Aynı şekilde milli takım. Sevgili tabii ki. Aynı milli takım. Tabii ki milli takım. Ziya abicim ben sana karşı gelmiyorum. Bu adamların hikaye olduğunu niye bu adamlar hikaye ediyor? Bak şimdi. Beni öyle bir yere getireceksin ki. Buyur abi gel abi. Çok yakışmayacak bir laf edeceğim. Yakışır sana. Senin ağzından çıkan lafa yakışır bak. Sen haybeyi laf etmez. Şimdi o söylediğin adamlar büyük takımlarda maalesef ki maalesef çok kolay görev yapamazlar. Çünkü neden? Devamlı küçük takımlarda büyük başarılar elde etti. Zaman zaman yama yapan terzi gibi başarısız olan kulüplerin devre arasına yakın başarısızlıklarında takımda değişikliğe giderek teknik göreve girdiler. Bu Hikmet Karaman için de böyle, Yılmaz Hoca için de böyle, Güvenç için de yani böyle. Sezon başında devamlı görev alan insanlar değil. Asla bilgilerine olağanüstü saygım var. Yılmaz'ın bilgisine çok inanıyorum. Aynı şekilde Hikmet Karaman. Diğerleri de çok başarılıdır. Evet ama daha önce yapılmış olan görevlerdeki başarıyı elde etmiş olan kişileri tercih etmeleri kadar normal başka bir şey göremiyorum. İzin verir misiniz? Türkiye'de çok özür dilerim abi bak. Hep de bana rast geliyor tabii ya. Abi dur bir iki saniye söyle gök bana. Allah için söyle. İki saniye söyle. Yok. Söyle ne içinden geleni söyle. Özür dilerim. Söyle gök bana. Şimdi bizim bir de şu var. Hani tamam Hikmet Karaman'da Yılmaz Vural bunlar. O işe espri katacak şimdi değil mi? Bir şey şimdi Türkiye'de ısrarla da söylüyorum. Futbolcuya dayalı bir sistem var. Futbolcuyu disiplin altında tutmak, otorite kurmak falan çok zor. Bunların öyle bir şey yapması mümkün değil. Yani düşünün bak Fatih Terim zaman zaman ki baktığın zaman Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş işte Dünya Kupası'ndan sonra kendine bir çıkış yakaladı falan. Bu üç tane hoca var. Bunlar tamam zaman zaman
sıkıntıya girseler dahi orada otorite ve disiplin sağlama durumu söz konusu oluyor. Ama her zaman olmuyor. Bunlar bile sıkıntıya giriyorlar. Şimdi bu hocaların gelip de hani üç büyük kulüpte hani Trabzon'da falan belki olabilirler. Çünkü kontrol edilebilir şehir olduğu için, küçük şehir olduğu için tabii İstanbul gibi de büyük metropol İstanbul. Burada hele futbolcu falan kontrol etmek çok zor. Mesela Fatih Terim Sergen Yalçın oynarken gece Şam'dan da sabaha karşı 3 hesap istiyor. Şeyler geliyor garsonlar. Hoca ödedi diyorlar. Tamam mı? Şimdi hakikaten çok önemli. Yani hoca vay be falan diyor Sergen de. Şeyde, vay be mi diyor? Ya, vay be falan diyor. Yani. Vay be ama. Ne? Hocam Fatih hocam ödedi. Eyvah yakalandık. O duygu var ya futbolcuda yakalandık. Gece 3'te 3.30. Peki Ziyar mı? Batuhan Rıza Çalınbay döneminde Batuhan gece sabaha karşı 3 mü 4 mü ne İstanbul'da bara gidiyor. Rıza Hoca bir kalkıyor. Batuhan nerede diyorlar. Batuhan yok. Ertesi gün Fenerbahçe var. Hangi takım unuttum şimdi? Şimdi beni söyle. Rıza Hoca. Bir bakıyorlar Batuhan otelde yok. Batuhan nerede diyor. Batuhan barda 3'te 4'te. Ondan sonra ertesi sabah Batuhan geliyor otele. Ertesi günde hayati maç var. Batuhan yok 3'te 4'te. Yani ne kafayla yaparlar bunu. Ne cesarettir yani. İnanır gibi değil yani. Şimdi Fatih'in yapmış olduğu espri futbolcunun üzerine kurmuş olduğu ilginç bir otoritedir. Aynen. O ne yapar o futbolcu biliyor musun? Bu pozisyonda hesabı ödendi. Gece saat 3'te 4'te neyse hesabı ödendi dediği zaman futbolcu ne olur biliyor musun? Tabii. İnanılmaz derecede dağılır. Dağılmaz Fatih'e bir kere meftun olur. Tabii işte orada dağılır derken var işte. Buyurun Sami Bey. Şimdi sevgili seyirciler, futbolcular bir şey söyler, o karşılarına çıkar. Teknik direktörler bir şey söyler, o söyledikleri zamanla karşılarına çıkar. Peki taraftarlar bir şey söyledikleri zaman ne olur? Şimdi Ultras'tan bunun cevabını arayacak. Başarılarımı, ismimi risk edeceksem uğruna her şeyimi risk edebileceğim camia burasıdır. Mustafa Denizli resmen Galatasaray teknik direktörü oldu. Deyim yerinde ise kirli çamaşırlar da ortaya çıkmaya başladı. Kirli çamaşırlar dediğimize bakmayın. Aslında bunun için eski hesapların karıştırılması da diyebiliriz. Türk takımının aynı başarılarında yarı finale çıkışına şahit oldu. Galatasaraylı futbolcular Mustafa Denizli şu an solumuzlardan. Çok uzağa gitmeyeceğiz. Size geçtiğimiz sezonu hatırlatmaya çalışacağız. O forma kutsaldır. Nasip olmaz herkese. Galatasaray taraftarı kızgın. Galatasaray taraftarı öfkeli. Hedefteki isimler yabancı değil. İstemiyoruz. Biri televizyoncu, biri eski futbolcu, bir diğeri ise eski teknik direktör. Eski dediğimize bakmayın. Galatasaray'ın yeni hocası Mustafa Denizli. Tarih 27 Nisan 2015. Galatasaray Türk Telekom Arena Stadı'nda Gaziantep Spor'la oynuyor. Sarı Kırmızılı takımın etkin taraftar grubu Ultra Aslan günlerce konuşulacak bir pankart açıyor. İçeriğinde şunlar yazıyor. Şansal, Denizli, Tümer, Fenerbahçe için yayına. Mustafa Denizli, Melih Şendil. Ultra Aslan sizi iyi bilir. Taraftar tepkisinden çekindiği için Niyas'ı transfer etmeyen, taraftarın Umut Bulut tepkisinden dolayı Hamza Hamzoğlu'nun görevine son veren yönetimin bu olaya nasıl bir çözüm bulacağı şimdiden merak konusu oldu. Öncelikle Murat Özer'i sana söz vermek istiyorum bu konuda. Ne dersin? Yani tribünlerle Mustafa Denizli arasında bu pankart bir kez daha gündeme gelir mi yoksa dün dündür, bugün bugündür mü olur? Yani bizim ülkemizde genelde bu tarz işler dün dündür, bugün bugündür olayıyla devam eder diye düşünüyorum. Ama bu soruyu bana soracağına Ultra Aslan'ın neydi bizim arkadaşın adı? Oğuz Altay mı? Oğuz. Eski genel Oğuz'a, koordinatör. Şu andaki galiba istifa etti. Şu anda değil, başkan. Eski genel koordinatör. Şu andaki başkan da galiba istifa etti. Geçen bir yerde okudum. Yani Veysel Gile'yi o da bıraktı. Veysel de galiba bıraktı diye biliyorum. Şimdi bu pankart, bak şimdi ağır bir pankart aslında. Şimdi ilk Şansal, Denizli, Tümer, Fenerbahçe için yayına. Koskoca Galatasaray tribünü Ultra Aslan asmış. Sonra
Öteki neydi? Fenerbahçe için ofsaytı siz düşünürüz beyler. Bir tane daha vardı ha. Mustafa Denizli, Melih Şen değil, Ultra Hasan sizi iyi bilir. Yani Mustafa Denizli, Ultra Hasan Mustafa Denizli'nin neyini iyi bilir? Şimdi ne demek istiyorlar orada yani? Seni iyi bilir. İyi bilir derken Mustafa Denizli geçmişte Galatasaray'da omuzlara alınmış filan bir adam pozisyonundaydı. Herkes de benim gibi düşünmeyebilir. Hani ben biraz hissi düşünüyorum. Herkes daha mantıklı düşünebilir. Belki ben mantıklı düşünmüyorum. Şimdi Ultra Aslan mantıklı düşünerek biz seni iyi biliriz derken neyini iyi biliyorlar abicim? Ultra Aslan'a sormak lazım. Neyini gördüğünüzde iyi biliyorsunuz? Şimdi bu pankartın dönüşümü nedir? Şimdi bu haftada Mustafa Denizli mesela maça çıktı Mustafa Denizli. Ultra Aslan açacak. Mustafa Hoca biz seni iyi bilirdik de ha şimdi sen bize geldin biz döndük iyi bilmezmişiz. Öyle bir pankart basacaklar. Şimdi canım kardeşim. Nedir abi bu şimdi? Gökmen abi onu soruyor. Yani Ultra Aslan falan şimdi Mustafa Denizli geldi tamam. Evet. Bundan sonraki periyotta yani çok kötü duruma düşmediği sürece kazandığı sürece sorun olmaz. Ha iyi bilir ne demek Gökmen abi onu soralım diyorum ben. Şimdi iyi bilir. Ne demek istemişler abi onu merak ettim. İşte size sormuyorum yani. Ultra Aslan'dan biri mesela bağlansa oradaki yetkililerden veya o pankartın ne demek istediğini bilen birisi bağlansa bizi aydınlatır. Arkadaşlar belki birine hani bağlayabilirse bilmiyorum tabii ki imkan var mı da. Hayır iyi bilir ne demek onu ben çok merak ettim. Yani şu anda şans o iyi bilir ne demek Mustafa abi. Mustafa Denizli özet olarak yani takım başarılı olduğu sürece kazandığı sürece şampiyonluktan kopmadığı sürece aslanlar gibi taraftar ultra aslan falan destek verir. Ya, ama ben vermesinler demiyorum da ne demek istediklerini anlamadım. Kesinlikle şunu söyleyeyim sana avans falan yok yalnız. Hı? Mustafa avans falan vermezler taraftar. Çıktı başarılı olacak Mustafa Deniz. Çünkü beklemezler. Diğer şeyleri yoktur. Ne derler? Yani Fatih Terim'e gösterdikleri şeyleri göstermezler mi diyorsun? Tahammülden mi bak? Sabır. Tahammül. Hayır, sabır. Yani tahammül, sabır. Olan sabır ona göstermezler. Fatih Terim'e yapılan sevgi yapılmaz yok. Bu şu bankartlar sonucunda nedeni şu. İşte geldin çalışacaksın tamam doğru. Biz ses çıkartmıyoruz ama başarılı oldun olmadın. Sana şey tanımayız. Mendil yani, salarlar mı başarısızlıkla Gökmen abi? Yani dizi çabuk olur yani. Onu söylemek bugün istiyorum. Mendil adeti yok. Real Madrid başkanı 4-7 için başkanına mendil sallıyorlar. Evet. Mustafa Denizli başarısız olursa ona da herhalde mendil sallarlar gibi. Tahammül azaldı. Dünya tarihinin en kredili adamı da Mourinho'ymuş kardeşim. Dünya tarihinde böyle bir kredili teknik direktör daha dünya tarihinde doğmadı yani. Mourinho gibi kredili bir teknik adam. O adamda kadar ne da, kredi varmış helal olsun vallahi. O kadar da o olsun. Da hem İngiltere hem Premier Lig hem daha önce geçmişteki başarıları Chelsea'de onu orada tutuyor. Tabii tazminatı da vardır yüklüce. Galatasaray'ı konuştuk konuşacağımız kadar. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de yine hukuk ön planda. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Recep Özcan, Aziz Yıldırım'ın peşini bırakmıyor. Recep Özcan, avukatı Ertuğrul Yönet vasıtasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Avukat Ertuğrul Yönet, neden bu yola başvurduklarını ve savcılıktan ne talep ettiklerini serbest vuruşa açıkladı. Bugünkü bizim müracaatımız, daha önce bunun geçmişi var, daha önceye dayalı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararı, 5. Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nce onanıp İstanbul'a geldi. Bu arada yasal değişikliklerle 16'nın görevini 13. Ağır Ceza Mahkemesi aldı. Normalde 13. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay işleminden, sürecinden geçtikten sonra kesinleşen mahkeme kararını kesinleştirmesini verip infaza vermesi gerekirken bunu vermeyip belli bir süre bekletmiştir. Bu sırada Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar karar düzeltme yoluna gitmiş. Yargıtay Başsavcılığı bunu reddetmiştir. Bunlar olağanüstü mahkeme yolu, yargı yollarıdır. Bundan sonra tek bir yol kalıyordu. Yargılamanın iadesi. Bizim hukuki görüşümüze göre şu anda infazın başlatılması gerekir. Çünkü yargılamanın iadesini istemek infazın durdurulmasını gerektirmez. Geçmiş dönemde infaz savcılığının ve mahkemenin görevini gereği gibi yerine getirmediğini ama bu andan itibaren de infaz savcılığının, mahkemenin ve infaz hakimliğinin görüşünü alarak infazın başlatması kamu vicdanının tatmini için olması olmazıdır diye düşünüyoruz. İnfaz yasası çok açık ve seçik bir şekilde der ki
hiçbir kimse din, dil, ırk, cinsiyet, herhangi bir ayrımcılık göstermeden kesinleşmiş mahkeme kararını herkese eşit olarak uygular demektedir. Halbuki baktığımız zaman şike davasının sanıklarının mahkumiyetleri olağanüstü yollarla hukuk bükülerek farklı konumlara getirilmiş ve mahkeme Yargıtay'dan geçip kesinleşmiş bir mahkeme kararının infaz edilmesinin önüne geçilmiştir. Vicdani, kamu vicdanı rahatsızdır. Bunun yasalar gereğince uygulanması için kamusal görevimizi yerimize getirdik. Biz müvekkilimizin talebi üzerine hukuk işlemleri yapıyoruz. Konuda taraf değiliz ama bu şekilde aynı cezaları almış yüzlerce insan cezasını çekmişken ayrıcalık tanınan şike davası sanıklarının bu işten infaz edilmeden kurtulmalarını biz kamu olarak içimize sindiremiyoruz. Müvekkiliniz kim hocam? Müvekkilim Recep Özcan, sürekli bu konunun takipçisi ve bizi zaman zaman bazı konularda görevlendiriyor. Biz hukuki işlemleri tamamlıyoruz, kendisine de rapor ediyoruz. Kendisi de Fenerbahçeli değil mi? Kendisi Fenerbahçe'de daha önceki dönemde asban başkanlık yapmış. Çok ciddi bir Fenerbahçe aşığıdır. Bir telefon konuğumuz var. Tabii hukuk yine ön plana çıkınca biz de uzmanlara danışıyoruz. İstanbul Barosu Spor ve Spor Hukuku Komisyonu Başkanı Emre Kapukaya hattımızda. Emre Kapukaya merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Anlamıyoruz. Hemen yardımınızı istiyoruz. Nedir, ne oluyor, neden oluyor? Şimdi bir şey söyleyeceğim ama ben de çok anlamış değilim. Şaşırtıcı bir şey. Şöyle, şimdi meslektaşımı dinledim televizyonda, dinleyebildiğim kadarıyla. Şimdi yeniden yargılama olağan bir kanun yolu değil ama bir yargı yolu sonuçta. Yeniden yargılamaya başvurmuş sanıklar. Yeniden yargılama mahkeme tarafından kabul edilmiş. Yargılama yapılmış. Bu sırada da CMK 312. maddesine göre, hani basitçe anlatayım, çok fazla hukuki terime girmeyeyim. Lütfen. İnfazın durdurulmasına karar vermiş. Ne demek bu infazın durdurulması? Daha önceki verilmiş olan mahkeme kararındaki hapis cezalarının yerine getirilmemesine karar vermiş. Buna neye dayanarak karar vermiş? CMK 312. maddesindeki yetkisine dayanarak karar vermiş. Çünkü yeniden yargılama otomatik olarak infazı durdurmaz. Şimdi meslektaş bahsetmiş ama ben de şaşırdım tabii. CMK 312'den bir haberler mi? İlginç bir durum. Şimdi buna göre infazı durduran mahkeme daha sonra yeniden yargılamayı yapıp beraat da sonuçlandırmış. Yeniden yargılama sonucu beraat kararı verilmesi demek ki kanundaki maddeye göre önceki hükmün tüm sonuçlarıyla beraber iptal edilmesi demektir. Yani önceki mahkumiyet hükmü tamamen şu an iptal durumdadır. Yanlış bilmiyorsam mahkeme şu an tebligat aşamalarını tamamlıyor. Ondan sonra bir yargıda aşaması olacak. Yani artık infazı gerçekleşebilecek bir karar hukuk dünyasında bulunmamaktadır. O yüzden böyle bir başvuru bence ilginç. Ya bir sonuca ulaşacağını sanmıyorum. Zaten mahkeme de son kararla beraber hükümden el çektiği için bu başvuruyu nereye yaptıklarını da anlayamadım. Tahminen başsavcılar yapmışlardı ama başsavcıların da bu konuda yetkisi yok. O yüzden herhangi hukuki bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum başvuruyu. Evet, teşekkür ederim ama benim başka sorum yok. Var mı aklında kafasında soru işareti kalan, sormak isteyen Emre Kapukaya'ya? Abi Emre kardeşimiz bir hukukçu olarak böyle bir olayı ben anlamadım diyorsa biz nasıl anlayacağız? Hukukçu hukukçunun dilinden anlamıyorsa biz zaten hiç anlamayız. Ziya abi çok affedersin, bu yeni bir olay mı yani? Yeni herhalde ki. Bir soralım. Sayın Kapukaya çok özür dilerim. Bu yeni bir olay mı? Buyurun. Sevgili kardeşim. Valla ben bilmiyorum. Şu an infazın bu dilekçe eğer yeni verilmişse yeni bir olay. Böyle bir dilekçe verildiğinden bir haberim ben şu an. Ya bunun tarihi yok mu sizin? Bugün verilmiş. Bugün verilmiş sevgili Emre Kapukaya. İşte arkadaşlarım tahmin ettiğim gibi. Bugün verilmiş. Muhtemelen de başsavcılığa verilmiştir. Yalnız şöyle bir şey atlıyorlar. Kararı veren mahkeme olduğu için mahkemeye verilmesi lazım. Ama mahkeme de son kararla hükümden el çektiği için şu an Yargıtay'a verilebilir bu dilekçe ancak. Ama dosya henüz Yargıtay'a gitmedi. Yani o yüzden zaten hukuken bir yararlı olabilecek bir dilekçe değil. Bir şey sorayım. Emre Bey, ben bir şey merak ettiğim için soruyorum. Ben bu işlerden anlamıyorum da. Sadece şunu ver. Siz şimdi avukat yazıyor ya sizin orada. Şunu merak ediyorum ben. Yanlış anlamayın. Siz şimdi Fenerbahçe'nin avukatı mısınız yoksa genel bir avukat mısınız? Fenerbahçe'nin avukatı değilim. Yani genel, normal bir avukat. Yani şimdi size Galatasaray... Şimdi bir şey verse size, bir dava Galatasaray, bizim için Galatasaray bir şeyle ilgilen dese, şu anda Galatasaray'ın da davasıyla ilgilenebiliyor musunuz? Tabii ya.
Tabii ki ilgilenebilirim. Ha, tamam, onu merak ettim. Yani sadece Fenerbahçe ile ilgilenmiyorsunuz, onu merak ettim. Evet. Sayın Kapıkoya, çok özür dilerim. Hayır, önemli bir konu da onun için soruyorum. Bu Trabzonspor'la ilgili bir olayın sonucunda mı bu infaz istendi acaba? Valla ben haberi izlediğim kadarıyla Recep Bey istemiş, Recep Özcan. Recep Özcan eski Fenerbahçe kongre üyesi. Sanırım Trabzonspor'la ilgisi yok. Teşekkür ederim. Peki Emre Kapıkaya, ben de çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Emre Kapıkaya zaman zaman programımıza konuk olan isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam ederiz. Bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Yok. Yok. O zaman Fenerbahçe'nin Mersin'de bu sezon ilk kez 3 gol atıp özellikle hücumsal anlamda etkin görünüp taraftarını mutlu ettiği karşılaşmayla ilgili bazı haberler var. TVM Spor Servisi hazırladı. Taraflı tarafsız herkes şaşırdı. Daha 15 gün önce yürüyen Fenerbahçe, Mersin İdman Yurdu deplasmanında nasıl şaha kalktı diye. Aslında değişim şaşırılacak kadar, gözle görülecek kadar oldu. Fenerbahçe belki de bu sezonun en iyi mücadelesini Mersin deplasmanında verdi. Oynanan futbol, girilen gol pozisyonları ve 90 dakika boyunca sürekli saldıran bir Fenerbahçe, sarı lacivertli renklere gönül verenleri mest etti. Kimi bu değişimi teknik direktör Vitor Pereira'nın artık Türkiye'ye ve Türk futboluna uyum sağladığına bağladı. Kimi ise futbolcuların çok formda olmasının bu güzel futbolu ortaya çıkardığı görüşünü savundu. Ancak durum sonradan anlaşıldı. Mersin İdman Yurdu maçı öncesi Fenerbahçe'ye yine Başkan Aziz Yıldırım'ın eli değmişti. Yani herkesin bildiği, bizim de sıkça dillendirdiğimiz Aziz Sil'in yeniden devreye girmişti. Olayı yaşayanlar anlatıyor. Biz de onların ağzından size aktaralım. Mersin İdman Yurdu maçı için geceyi Adana'da geçiren Fenerbahçe kafilesinin konakladığı otelde akşam saatlerinde bir hareketlilik yaşandı. Odaların kapıları tek tek çalındı ve tüm oyunculara Başkan Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı duyuruldu. Takımı bir araya toplayan Aziz Yıldırım yaklaşık 2 saat süren bir toplantı yaptı. Neler istediğini, camianın beklentilerini ve Fenerbahçe formasının ne kadar ağır olduğunu oyuncularına anlattı. Yıldırım geride kalan haftalarda ortaya konan futboldan memnun kalmadığını da toplantıda dile getirdi. Sonrası ise malumunuz, Fenerbahçe Mersin'de şaha kalkmış bir tay gibiydi. Yürüyen oyuncular gitmiş, rakibi boğan, sahayı dar eden bir yıldızlar topluluğu gelmişti. Hatırlanacağı gibi Başkan Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta teknik direktör Pereira'yı voleybol maçına götürerek bu değişimin ilk sinyallerini vermişti. Ziya Kaptan hemen gözlerim size baktı. Tabii. Doğrudur. Mersin karşısındaki Fenerbahçe'yi bu sezon ilk defa oynadığı futboldan dolayı ben de kutlamak isterim ve beğenimi söylemek isterim. Fakat bu operasyonu yapan Sayın Başkan Aziz Yıldırım yarından itibaren Terrenal'ın görevine son versin kardeşim. Çünkü onun görevini üstlenen bir başkan pozisyonuna girdiyse Terrenal'ın görevine müdahale ediyor. Eğer Terrenal da bireysel şahsiyetini, ağırlığını ortaya koymaz da yoluna hala bu şekilde devam edecekse o zaman salla başını al maaşından öte gidemez. Aziz Yıldırım yapı olarak yatıp kalkıp Fenerbahçe'den yatıp kalktığı için Fenerbahçe'siz bir dünyası yok. Bu kadar kötü gittiği bir dönemde müdahil olan, futbolcular odalarından toplantı salonuna kadar çağıran ve olayın içine bir fiil giren bir başkan ilk defa bu görevi üstlenmiyor. Daha önceleri de böylesine müdahaleler yaptı ve de hakikaten takıma da faydalı oldu. Şimdi dolayısıyla da Mersin maçında da aynı işlevi yöneten bir başkan olarak başarılı bir şekilde konuşmasından kaynaklanan Mersin kazancını Aziz Yıldırım'a bağlıyorlarsa o zaman Aziz Yıldırım'ın hem başkan hem sportif direktör olarak da görevini üstlenmiş olması lazım. Abi Terrenal başarılı. Efendim? Terrenal başarılı değil mi? Nerede? Ben başarılı mıyım abi? Nereden başarılı? Bir sistem oluşuyor gibi yani. Nereden? Ama Terrenal sistem yap. Terrenal'ın işi değil abi sistem yapmak. Abi kurdu işte. Kim o? Hocayı getirdi. Yok, futbolcuları transfer etti. O sistem eğer Aziz Yıldırım müdahil oluyor ise
O sistem çökmüş demek ki. Ama terörle... Demek ki başarılı olamamış. Aziz Yıldırım müdahale ediyor. Terörle karıştırmaz işini abi. Ya Türkiye'de Allah, sistem... Diyelim, bir dakika. Bak, Türkiye'de ya, bir dakika, bir dakika Gökmen. Şimdi burası bir laf etti, sana döneceğim. Dur. Sen de başka bir... Sağ ol. Tamam, yok, hayır. Bak şimdi. Yok, ben bir şey sordum, onun için merak ettim. Terör ne oldu? Nasıl başarılı oldu abi? Abi şu anda Avrupa'da gidiyor Fenerbahçe. Ya sevgili kardeşim, Terenao'nun başarılı olması için Mersin maçında Adana'da otelde eğer bu kadar başkan ağırlıklı bir olayın içine giriyorsa Terenao'yu dışlamış demektir. İddia ediyorlar abi. İddia, İddia gibi değil ya. Kardeşim, olmuş olayı anlatıyorlar. İddia mı? Aziz Yıldırım odalar. İddiaysa Aziz Yıldırım yapar abi. Odalardan mı? Odalara da soyunma odası var. Yok abi. He? Uyuyorlarmış. Hayır. Ya, uyuyorlar mı? Yok ya. Yok daha ne? Yok. Yok ya, süt içiyorlarmış. Yok yok, uyku da mı yandı? Seçene ediyor da. Sevgili kardeşim. Şimdi yine laflar birbirine girmiyor. Tamam, yani biz yapmış bir şey söyleyeceğim. Buyur, dinliyorum abi. Sen Terenao başarılı diyorsun. Yapmış olduğu transferlerde görevini üstlendi ve yaptı. Orada. Orada çok büyük başarıydı. Orada kaldı. Orada kaldı. Ama yapılan transferler sahanın içindeki verilerine baktığın zaman yerli yerine oturmadı. Seyredenler mutsuz, oynayanlar mutsuz, yönetenler mutsuz. Dolayısıyla başkan müdahale ediyor. Müdahale ettikten sonra da Fenerbahçe takım olarak farklı bir görüntü içine giriyor. Terenao nerede? Demek ki Parera'ya Terenao Aziz Yıldırım gibi müdahale etmesi lazım idi ki böyle top oynamaya başlasın. Ha bir de şu var. Mersin çok kötü bir takım. Evet. Çok kötü, çok zayıf bir takım. Kötü demeyeyim de çok zayıf bir takım. Ben Mersin karşısında Fenerbahçe maçı kaybetmiş olsa bile sahaya sergilemiş olduğu futbol felsefesini beğendim. Oyun anlayışı değişti. Hücum ağırlıklı, agresif, presli. Mehmet Topal sağdan geliyor, top çıkartıyor, gol atılıyor. Soldan gidiyor, top çıkartıyor, sol bekin gelip gol atıyor. Demek ki hücum ağırlıklı, beklerin gol atıyorsa, stoperin gol atıyor, attırıyor ise demek ki Fenerbahçe'de oyun anlayışı, oyun felsefesi farklı bir görüntü içine girdi. Peki Terana bu oyun şeyini değiştirmiş olamaz mı, sistemini? Perera ile görüşüp. Kardeşim, ben öyle bir şey duydun mu abi? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Duydun mu? Duydum. Aziz Yıldırım için ne diyorlar? Terana için diyorlar mı? Abi orada yanlış bence. Bir dakika kardeşim, yanlış doğru. Ben de doğru, yanlışsa eyvallah. Ama Terenao'nun adı hiç geçmiyor. Aziz Yıldırım müdahale eder. İkinci sefer söyletiyorsun bana. Aziz Yıldırım kafası takıldı zaten. Hafta ayında soyunma odasına da iner. Yönetici filan herkesi bir kenara çeker. Teknik direktör sen sus bakayım da der. Oturur kendi kendine de anlatır. Bu takımın formasının ağırlığı der. Ne biçim oynuyorsunuz der. Biraz da böyle ileri giderse ağzından her türlü laf da çıkabilir. Küfür müfür gibi. Hayır ya, sen laf, söylüyorsun. Hayır, abi hayır, şey demedi mi? Şey demedi mi? Abi hatırlamıyor musunuz? Allah Allah, nasıl? Bir dakika. Aziz Silin niye hayır diyorlar? Aziz abi, Silin müdahale... Müdahale ettiği için Silin diyorlar. Ya, tabii, ama müdahalesi etkili oluyor demek ki. İyi ya, sen Terenao başarılı diyorsun. Ya, ben de diyorum abi, ki Aziz devreye girdi ki bu görüntü farklı hale geldi. Sen Terenao, ne Terenao? Ziya abi. Terenao, gazoz kapağı bile değil şimdi. Yapma abi. Bak bir dakika. Vallahi, bir dakika Ziya abiye katılayım. Bir dakika Adnan Aybaba. Bir dakika. Ziya abi bu, zaten bunun sinyali ne zaman verdi biliyor musun? Aziz Yıldırım'a sordular biliyorsun. Hani seni Terenao... Ben karışıyorum dedi. Hayır, Terenao seni tesislere almayacakmış evet falan diye bir şey sordu. Evet. Şimdi Aziz Yıldırım akıllı bir adam. Fenerbahçe'nin başkanı. İstese ne derdi basın mensuplarına orada? Kardeşim siz Terenao ile ilgili falan bana bir soru sormayın. Beni Terenao konusunda muhatap olmuyor falan der, geçiştirirdi Aziz Yıldırım. İstediği zaman öyle yapıyor. Ne dedi? Ben dedi onun kulağını çekerim dedi ya. Kimmiş? Kim? İşverenim. Ha, kimmiş? Ay kulağını çekerim dedi. Ama bunu ağzından ay, duydunuz mu? Evet, ay, evet. Terenao evet, bunu söylemedi abi. Yapma. Aa, aynen söyledi, aynen söyledi. Ben parayı ben veriyorum. Aynen çıkartın. Terenao'yu da koparım. Kulağını çekerim dedi. Demedi ya. Ne kulağını? Dedi. Ya bir dakika. Dedi diyorum ya. Abi yanlış konuş. Kulağını çekerim. Demedi. Geç bir kenara. Evet. Ben dedi işverenim. Evet. Benim işçim dedi bana müdahale edemez. Ne demek dedi sahibi? Kulağını çekerim dedi Ziya abicim. Dün gibi hatırladım. Hayır demedi abi. O kadar önemli değil senin söylediğin o kelime. Önemli olan ben işverenime sen kimsin der müdahale ederim kardeşim der. Tamam onu da dedi de kulağını çekerim dedi. Kulağını çekerim lafın üstüne durma diyorum. İlla ki oraya takılma. Ziya abi. Çünkü orada kalacak. Abi Mersin maçı çok iyi. Bir dakika özellikle. Mersin maçı çok iyi gitti. Öyle hücuma dönük oyun oynadı. Şimdi kar yağışlı perşembe günü Molde'de maç var. Evet.
diyelim ki Fenerbahçe Mersin'i zayıf buldu veyahut da çok harika oynadı. Bence de çok bence zevkli bir maç oldu. Harika maç oldu. Evet. Yani 7-8 de olur senin dediğin gibi. Molde maçı eski maçlara dönüş olması yani Mersin'in zayıflığından muhakkak ki aldanmamak gerek de Molde maçından sonra yine terse dönersek ne olur Fenerbahçe? O zaman ben şunu söylerim. Bugün gazetem Star'da da maç yorumu yaptım. Hafta arasında yapılan yorumlarda. Çok beğendim. Mersin karşısındaki Fenerbahçe işte bu Fenerbahçe. Görmek istediğim Fenerbahçe dedim. Tamam. Molde maçında ise aynı futbolu sergilerse başarıyı elde edeceğine inanıyorum. Aynı futbolu sergilemez. Skute ayağına uğrayacak bir skorla karşı karşıya gelirse o zaman Parara'ya da şunu sorarım. Daha önceleri çok kötüydünüz. Mersin'de bir kaşık, bir parmak bal mı sürdünüz? Bizi mi aldattınız? Yine eskiye mi döndük derim. Dedim de. Yine de aynı şeyi söylüyorum. Ben günlük başarıyı bundan sonraki olacak başarılara ilave eden görmek isterim. Bir maçlık başarı hiçbir zaman beni tatmin etmez. Gördüm, beğendim, sevdim. Alkışladım, kazandı. Şimdi bundan sonra da aynı futbolu görmek ve seyretmek istiyorum. Bir soru daha soracağım sana. Sor. Geldiğinden beri sevgili Alişen de bağlandı. Ona soru soracak değil mi? Küba'da rahatsız etmeyelim. Geldiği zaman ne dedi? Bu teknik direktör Van Persie'ye akıl verecek bir hoca değil. Van Persie bundan çok daha kaliteli hocalarla çalışmış. Onu ayarlayamaz dedi. Sevgili Alişen dedi oldu. Kendisi bizi izliyorsa Küba'da tebrik ediyorum. Aynen çıktı Van Persie olayı. Van Persie golü attı. Gökmen abi de bana cevap verebilir. Önce sen ver Ziya, sonra Gökmen abi dinleyelim. Golü atmış, bonal kazanmış. Belki bu Türkiye'ye gelmiş. Hollanda milli takıma tekrar seçilecek. Barcelona istiyor. Gol üstüne gol atmak isteyen bir oyuncuyu 64'te dışarı almak sence doğru mu? Şimdi bu teknik direktörün tercihidir Erciğim. Doğru veya yanlış çok önemli değil. Daha evvel de bu değişiklikleri yaptı. Fernandão da goller attı. Ve o değişikten Parera doğru not aldı. Şimdi Van Persie gol attı. Van Persie gol attıktan ve oyundan aldıktan sonra da o vücut dili mutsuz bir ifade değildi. Evet abi. Mutsuz bir ifade içinde değildi. Yani gol attı. Oraya kadar demek ki kondisyon açısından oraya kadar yeterli gördü. Belki de Fernandão'yu da ikinci bir golcü olarak sahaya sürmüş olması da çok doğaldır bence. Abi resmi gördün mü? Ziya abi resmi geçti. Hangi resmi? Şu voleyboldaki resim var ya. He. Vallahi Aziz Yıldırım büyük başkan ya. Yani şundan diyorum. Sen Hamza'yı iki gün önce bitirdin gitti. Doğru mu? He. Hamza mı diyorsun bu mu başarılı diyorsun. Örnek son şeye bakıyorsun. O da başarılı bu da ama Pereira'yı herkes yerden yere vurdu. Aldı abicim voleybol maçına götürdü ya. Şimdi oradan yanında oturtuyor. Orada bir şey var ama. Bak yanımda otur. Bir dakika be kardeşim bir şey soruyorsun tamam, tekrarlama tamam. Tekrarlama. Ben tekrar yapmam. Patronaj yapıyorsun hayatta yapma. Bir dakika. Tekrar yapmam. Söyle. Pereira'yı aldı götürdü değil mi? Terena önerdi. Nerede abi? Terena'yı oluyor. 4 kişilik bilettir ne bileyim ya abi. Ben, bak şimdi bu abi galiba sinemaya gidiyor. Bilet alıyorlar ya sinemaya girmek için. 4 kişilik bilet Ziya, almış diyor. Ziya abi. Yok kulaklık kulağında mı Ziya abi? Dün benim dişim ağrıyordu ya. Evet. O konuya giremedim. Dişim ağrıdığından dolayı kafaya taktım. Şurada bak. Bir dakika dur. Ne kadar mutlu dün kafaya taktım Sabri Ugan. O konuya giremedim. Galiba arkadaşlarımız dün gece bir istatistik verdiler. Bak inan tam hatırlamıyorum. Dişim ağrıdığı için konuya giremedim. Mükemmel bir şeydi. Onu söylemiş. Şimdi bu Pereira, Fener'in teknik direktörü. Son yıllarda ya onu bir yerde gördüm ya bizim dün arkadaş son yıllarda Fenerbahçe'ye gelen belli bir periyottaki en başarılı teknik adammış. Kariyer anlamında doğru. Evet evet. Porto'da şampiyon. Evet abi. Hayır. İstatistik var. Bir dakika. Abi söyleyeyim de Ziya abi tam anlamadım. Anladık seni ne söyleyeceğim. Ne söyledim abi? Aragones. Evet. Aragones milli takımda başarı elde etti, şampiyon oldu. Ondan sonra Fener'e geldi. Onu demiyorum abi Fenerbahçe. Kariyerden bahsediyorsun. Abi kariyer demiyorum Ziya abi sen beni bazen dinlemiyorsun ya. Diyorum ki kariyer demiyorum. Diyorum ki Ziya abicim. Fenerbahçe'de görev aldığı süre içinde diyorum. Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör olarak. Şimdi oldu. Ha öyle dedim ki zaten. Vallahi öyle dedim Ziya. Yok Ziya abi. Başarılarından. Biz yanlış anladık. Peki biz yanlış. Onu anlatmak istedin sen. Tamam. Aynen dediğimi söyle. Öyle bir şeydi. Ben dediğimi söyledim. Kaseti alın başa. Diyorum ki Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde, şu dönemde
Fenerbahçe'ye bugüne kadar çalıştırmış teknik direktörler içinde belli bir periyot içinde en başarılı teknik adam. Yok öyle yani. Değil. Evet. Öyle değil. Efendim? Aykut Kocaman ve İsmail Kartal. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal'dan daha başarılı olduğunu. Konuştuğunuz konunun haberini bir daha verelim. Var mı? Dün gece mi? Tam arkadaşlarımız hazırlamışlar. Rica ediyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira eleştiriliyor. Hem de bazı çevreler tarafından insafsızca. Peki gerçekten Pereira başarısız mı? Vurun Abalı'ya demeden önce Portekizli'nin aldığı saha içi sonuçlara bakalım. Sonra, evet sonra hak ediyorsa eleştirelim. Fenerbahçe son yenilgisini 55 gün önce Beşiktaş derbisinde aldı. O günden bu yana Kanarya'nın bileğini kimse bükemedi. Vitor Pereira'lı Fenerbahçe 9 resmi maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Ligde bu periyotta 6 maça çıkan Fenerbahçe 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan topladı. 27 puana ulaşarak zirve yarışını sürdürdü. Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'nin savunma performansı da gün geçtikçe arttı. Ligin ilk 6 maçında kalesinde 6 gol gören Sarı Lacivertler, sonraki 6 karşılaşmada ise 4 gol yedi. Pereira ayrıca 12. haftalar itibariyle Aykut Kocaman'la İsmail Kartal'ı geride bıraktı. Pereira'lı Fenerbahçe çıkışını Avrupa'da da sürdürdü. Avrupa macerasına 3-1'lik Molde yenilgisiyle başlayan Sarı Lacivertler daha sonra oynadığı 3 maçta aldığı sonuçlarla grupta 2. sıraya yükseldi ve bu kulvarda da iddiasını güçlendirdi. Periyotta Aykut'tan İsmail'i geçtiğini söylüyor. Evet. Lig 12 maçlık değil, daha çok var. Bir bundan evvelki teknik direktörler bilmiyoruz ki şimdi ne olacağını sezon sonuna kadar. Çok daha başarılı teknik direktörler geldi. Benim oynadığım dönemlerde Ionescu vardı. Çok Didi. Ionescu diyorum sen de. Hayır Didi de vardı. Didi diyorsun abi. Başka bir şey anlatacağım tamam, araya ben giriyorsun. Yok araya girmedim ya. Abi, ekleme yap. Didi mi değil bırak şimdi. Didi'den bahsetmeyeceğim. Bir sezonda 6 gol yiyerek 12 puan farkla, o zaman ikişer puan oynanıyordu. 6 gol yiyerek bütün sezonda şampiyon oldu. 6 gol? 6 gol. Sadece 6 gol. 30 maçta aldı. Sadece 6 gol. Datko kaleciydi o zaman. Yani söylemek istediğim, şimdi eğer Parera, tamam şimdi Mersin maçında ne diyorum? Parera'yı beğendim, takımı beğendim, oyunu beğendim, oyun felsefesini beğendim. Ondan evvel beğenmiyordum. 9 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik aldıysa bu da çok güzel bir istatistik değil. Başkasıyla kıyaslamayacaksın. Ben kendisinin başarısına bakarım. 9 maçta kaç puan alması lazım? 27. 4 tane beraberliği var, 5 tane galibiyeti var. Başarı mı bu? Peki bu Ziya abi Aykut Kocaman değil, Aykut Kocaman şampiyon oldu. Değil, Aykut 17 maçın 15'ini kazandı Ziya abi. Aykut şampiyon oldu değil mi Aykut? Evet. Peki, evet demek ki Aykut Kocaman demek ki Arabata gibi sonradan açıldı. İkinci yarıştı. Öyle bu onu gösteriyor çünkü. 17 maç 15 galibiyet falan abi. 16 maç devamlı galip geldi Aykut. İkinci yarı hep galiba abi. Evet. 9 puan Şenol Güneş önünde Trabzonspor. 9 puan 2012. Baştan demek ki çok kötü gitti sonradan açıldı. Abi zaten ligin şu anda böyle bir istatistik önümüze koymaları da bana göre doğru gelmiyor. Kim yapmış bu? 12 maçlık istatistik. Yahu sezonun daha yarısı bile olmamış. Yarısı bundan sonra ne olacağı da meçhul. Böyle bir istatistik önüne çok başarılı gibi koyuyorsan. Ziya abi onu sevgili İbrahim kardeşimiz yaptı da şu anlık yani. Ya şu ana kadar tamam. İbrahim, hayır bunu yoruma getiren sevgili İbrahim. Abi, Türkiye, yani, Türkiye genelinde istatistik. Türkiye genelinde Beşiktaş'tan daha mı başarılı? Efendim abi. Bravo. Türkiye genelinden şimdi Beşiktaş'tan daha mı başarılı? Bravo. Hayır. O zaman bana ne abi? Hayır. İstatistik olarak anlattı. Ben de diyorum ki sana yine katılıyoruz. Aykut ilk yarı Fenerbahçe takımı. 9 puan Trabzonspor'un gerisinde. Evet. 17 maç zannediyorum ki 14 galibiyet falan. Evet ya. Fenerbahçe maçlarını kazandı diyorum. 14. Bir de kadro yapısını bir değerlendirin bakalım. Evet. Bugünkü kadroyla
O kadrolar kadro, o güçüncü kadrodan en az ikimizi daha kuvvetli. Daha ne yani? Biraz daha yüksek. Evet en az ikimizi. Üç kat, dört kat daha kuvvetli. Evet ikimizi, en az ikimizi. İsmail Kartal yani, zamanında takım mı vardı? Başarı falan. Yalnız Molde falan öyle... Benzemez Mersin'e falan. Medyada da tamam, oyun felsefesi, hücuma yönelik, evet, gol pozisyonu üretmeleri, evet, hem ortada hem kanatlardan, evet, falan tamam, olumlu, her şey güzel. Ama bir de rakip takımın güçsüzlüğü de Fenerbahçe'nin bir şeyi yok. Yok, ben şunu demek istiyorum. Yani medyada da o kadar, sen yine yani anlatıyorsun beğendiğini, bundan sonraki periyotta da aynı oyunu istiyorum. Evet. Ama şeyin Mersin İdman Yurdu'nda güçsüz olduğunu falan söylüyorsun. Tabii söylüyorum. Ama genel medyada bakıldığı zaman öyle anlatıyorlar ki Fenerbahçe uçtu. Bak bir tane şaha kalkmış tay gibiydi falan. Anladın bu tip şeyden. Basının ama abi tamam da Ziya abi. Şimdi bu insanlar da tabii doğal olarak vay be falan. Hani televizyon seyretmiş. Ya tayda görmesek yani. Yahut da maçı seyretmiyor falan. Vay be şaha kalkmış tay be Fener'e bak. Demek ki başlıyor falan. Şimdi bu tip şeyler futbolcuyu olumsuz yönde etkiler. Rehavete götürür. Yani bu çok önemli. O mahallede şimdi o kuzey tarafı var ya, Allah muhafaza, en az 10-15-20 sıfırın altında soğuk var. Kar var. Abi ne diyorsun ya? Kar var. Yani, Danimarka'da kar başlamış mesela. Aynen. Fenerbahçe beraberlik Berlin, değil mi abi? Berlin kimin seyrettim değil mi? Abi dışarıda beraberlik kötü değil. Ziya abi haftaya da Türkiye'ye, yok be ne abi? Kar yağışı haftaya Türkiye'ye de geliyor. Pazartesi günü Trabzonspor Fenerbahçe maçından da. Pazartesi mi Trabzonspor? Evet. Pazartesi gününe vermişler. Yani farklı. Saat 20'de Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe döneceğiz. Evet. Saat 20'de başlayacakmış. Pazartesi ise 20'de zaten. 20'de. Evet. Ben diyorum ki bu derbi maçlarını yani federasyon daha önceden çekiyor da ya bir derbi maçını pazartesine verilmesini ben hayretle karşılıyorum. Herhalde bu Lig TV, Dici Türk derbi falan. Lafı o kadar yanlış kullanılıyor ki Türkiye'de. Değil ki derbi. Hayır şöyle yani şampiyon olan iki takım. Abi ben Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktım. Ben de neye baktın? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktım. Derbi değil Trabzon derbi. Değil. Şimdi İngiltere'de kullanılan bir ifade var. Evet, derbi evet, aynı şehrin takımları. Evet, doğru, evet, doğru. Tamam. Fakat Türkiye'de Türk Dil Kurumu da artık kabul etmiş. Büyük maçlara da derbi deniyor. Ben abi bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Yok. Doğru. Bu madem İngiltere'den çıkma bir olay, özüne bak abi. Bizim uydurmamızlar. Türk Dil Kurumu öyle kabul etmiş. Niye kabul ediyorsun abi? Devam Türk Dil Kurumu'na sormak lazım. Yani ya abi onu derbi olarak görüyoruz. Derbi olarak görüyoruz. Haklısın. Doğru. Şehrin takımı. Zor maç. Zor rakip. Zor rakip. Dev maç. Büyük maç. Ezeliye rakip. Büyük doğru maç. Hepsine varım. Derbinin anlamı aynı zaten. Evet, derbinin ama kelime anlamı. Türk Dil Kurumu'nda inkar edemeyiz. Abi Türk Dil Kurumu'nun ne alakası var? Derbinin Türkiye'yle ne alakası var ya? Kabul etti diyor da onun kardeşim. Hayır Adnancığım derbinin. İnkar etmiyorum ama yanlış. Yorum yanlış. Derbi Türkçe mi abi? Anlamadım. Ya, derbi Türkçe değil ki Türk Dilim Kurumu karışıyor yani, bir kere. Yani. Onu ben anlamadım. Derbinin İngilizce anlamı aynı. Evet. Türk Dilim Kurumu niye derbiye karışıyor? Türkçe değil ki. Abi sonunda ne bileceksin? Bir şey var. Kimden? Ya çünkü derbi ifadesi yok, Türkçe'ye de geldiği için. Evet. Türk Dil Kurumu'na da baktım. Hatta evet, şimdi biraz evet, sonra net olarak evet, söyleyeceğim size. Derbi açıklamasını yaparken büyük maç olarak büyük da. Ha, hayatım ben istedim ki büyük maç yine bir. Trabzonspor Fenerbahçe maçı büyük derbi değildir. İngiltere'de derbi ama değil. Türkiye'de derbi maçtı olarak değerlendiriliyor. Anladın mı? Onu anlatmaya çalışıyorum. Değerlendiriyor da. Yani kapsamını genişletmiş derbi. Abi bir derbiye içine ettiniz ha. Bir derbi amma konuştunuz ya. Evet. Yarım saatli derbi konu. Tamam. Sen öyle algılıyorsun, o öyle algılıyor. Ben öyle, bu böyle. Ya şimdi tamam abi. Şimdi şu Gökmen abi. Gökmen abi. Ziya abi şu maçı biraz Sabri müsait misin biliyor musun? Buyurun. Müsait misin diye. Müsait misiniz programı? Mustafa açacaksa açabilirsin. Yani çünkü müsait olmanla konuşamıyoruz. He. Şimdi Trabzonspor'a Sadi Tekelioğlu geldi. Fenerbahçe'de de Pereira var. Yani hoca. Ben diyorum ki Sadi Tekelioğlu tecrübeli bir hocadır. Trabzonspor'un oyuncularının para alamayanlar bırakıp kaçıyor. Mecden de yarın herhalde başkanla konuşup kaçacak. Kostans gitti. Öbür Bosikva gitti. Trabzonspor'daki oyuncular paralarını alamıyor. Moral bozuk. Şimdi parayı almayan oyuncu Trabzonlu olsa bu çocuklar ben derim ki Ziya abiye yani bizim zamanımızdaki Trabzon'un çocukları olsa abi derim iddiaya girelim Ziya abi balık ziyafetini biz sizi yeneriz diye. Ama şimdi maalesef Trabzonspor taraftarı olarak yani pek böyle ya, yabancımız abi çok olduğu için pek güvenemiyorum onun için serin geliyorum. Ben serin geliyorum Ziya abi. Sana bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Şimdi ne demek istediğimi anladın ya. Bir futbol adamı, futbolcu daha doğrusu sahaya girdiği an alacağı parayı alamamış, transfer taksitini alamamışı düşünmez. Prim kaç paraymış aklına bile gelmez. Sadece top oynamayı düşünür. Gelmemesi lazım, doğru mu? Öyledir yani. Bir futbolcu tamam sahaya girdi mi, ya affedersiniz yani insanlar çok kötü günler
çok yakınlarını kaybediyor, sahaya gidip top oynuyor abi. Tabii. Unutur. Mesela dün akşamki o Sakarya'nın hocasını tebrik ya, etmek tabii, lazım. Tabii ya. Helal olsun. Şabir ona güzel bir program yaptın bize ya. Bir de o Deniz hocayı tebrik edelim. Futbolcular sahaya çıkarken tribünler ağzına kadar doludur. Tezahüratları duyarlar. Hakem düdüğü maç başlangıcında başladığı andan itibaren tribünler boştur. Hiç görmez tribünleri. Tamam, boşa oynarsın. Bir de çok kötü oynadığın zaman hiç 45 küfür kişi. En tepedeki birisi küfür etsin. Ya onu yakalarsın. Şu maç öncesi Trabzonsporlu taraftarların psikolojisini düşünsene ya. Bak şu maç öncesi şimdi Trabzonsporlu taraftarların psikolojisi. Şimdi Fenerbahçe ile Trabzonspor büyük bir şu anda şey içinde değil mi? Rekabet içerisinde. Ve hani Trabzon diye Fener deyince böyle bir irkiliyor. Fenerli'ye Trabzon deyince irkiliyor. Şimdi böylesine bir dev maç var. Trabzonspor'u taraftarlarda bu dev maç öncesi. Şimdi bir ara bakıyorsun Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorsun. Taraftar gelmiyor ki. Hayır gelmesine yani. O maç geliyor ya abi şimdi. Trabzon'un taraftarların daha böyle dimdik olması lazım. Biz bu maça çıkacağız, yeneceğiz demeleri lazımken. Trabzon'un taraftarlar şu anda Fenerbahçe maçı öncesi psikolojilerinin ben işte daha burada Trabzonspor yorumcusu iddialı konuşamıyor şu anda. Hayır ben sana şunu aferin Özer. Konuşabiliyor musun? Hayır Özer bak aferin ne güzel yere geldi. Ziya abi sana bir şey söyleyeyim mi? Sana yemin ediyorum Trabzon taraftarlarının Fener maçı olduğunu bilmeyenlerin sayısı %50'nin üzeri biliyor. Maçı mı bilmiyorlar? Sana al yemin ediyorum. Neden? Trabzonspor'da bir daha hatırlatalım. Seçim Trabzonspor'da Twitter'da servis suç hesabında sevgili seyirciler. Fenerbahçe Trabzonspor maçını kim kazanır şeklinde bir anket açmış arkadaşlarımız. Twitter'daki hesabımıza katılıp kim kazanır size göre söyler misiniz lütfen? Sevgili Ugan, yemin ediyorum Ziya abi Allah seni inandırsın biliyor musun? Trabzon taraftarlarının her zaman konuşulurdu Fener maçına ne zaman gideriz. Yemin ederim maç kimsenin umurunda değil. Başkanlık seçimi bir. Trabzonspor'un da gasp edilen 10 puanı yüzünden Trabzon insanları soğudular. Futboldan soğudular. Lanet olsun diyorlar. Yani şu seçim bir hayırlısından olsun, bitsin. Dostluk içinde bir seçim olsun. Dostluk seçimlerinin olmasını istiyoruz. Fair play bir başkanlık seçimi istiyoruz. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun kayıt olduğu 1200-1300 tane yeni üyenin oy kullanıp kullanmayacağı mevzuları var. Ne zaman yiyormuşlar? Gel Fenerbahçe maçına gel. Kulüplerin tüzüklerinde 2 yıldan önce üye olan delegelerin 2 yılı dolmazsa oy kullanamaz. Bir de şimdi hukuk profesörleri de var. Bunlar da Ankara'ya gidilmiş. Bu profesörler de eğer bir üye aidatını normal şartlarda her zaman ödüyorsa oy kullanırmış diyenler de var. Ama tüzükte ne kadar geçerli? Bunu sevgili Divan Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulüp Başkanları'nın çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada amaç Trabzonspor delegelerinin iyi bir yönetim seçmesi. Yani yemin ediyorum Ziya abi ya Trabzon Fener maçının pazartesi günü olması hiç kimsenin umurunda değil. Fenerbahçe Trabzonspor maçı varmış da diyen söyledim biraz evvel. Git bir yani. Aynı şeyi papağan sen gibi tekrarlıyorum. Sen gider misin? Ben bu maça Trabzonspor olarak. Abi ben sana bir ben Fenerliyim şimdi. Evet, Fenerliyim. Evet. Engin. Biz maç var. Ben yenerim, sen yenerim. Ben Fener olarak ben sizi yenerim. Sen benimle iddiaya giriyor musun desen? Girebilir misin iddiaya? Abi ben sezon başında Aybaba da bana aynı şeyi söyledi. Şimdi sizi süreklese ederdi. Aybaba ile iddiaya girdik. Dedik ki Karadeniz Dalgası Trabzon'dan kalkar. Siz o iddiaya girdiniz de biz bir şeyini görmedik o iddianın. O iddiada sevgili Aybaba'nın mağlup olduğunu herkes gördü. Aybaba alo diyecek gideceğiz. Bekliyoruz. Sen aynı teşekkür ediyorum. Ben giremiyorum. Özer ben giremiyorum. Tamam giremiyorsun. Bak ben ne güzel. Trabzon yorumcusu. Şimdi Trabzonspor taraftarı niye bu kadar ezik oluyor kardeşim? Şimdi ben Trabzonspor'dan ben Trabzonluları çok seviyorum. Orada yaşadım, gittim, çalıştım da. Kardeşim Trabzon taraftarı sabah kalkıyor, kahvaltısını etmeden maç diyor, yatarken maç diyor. Hayatı futbol. Kardeşim bu adamları sen hiç mutlu edemeyecek misiniz ya? Bu adamları kim mutlu edecek kardeşim? Bugüne kadar daha mutlu eden biri çıkmadı ya. Yani bugüne kadar derken şu işte hani bu şey olayından sonrasından bahsediyorum. 2011'den itibaren. Kimse mutlu edemiyor kardeşim. Özer, bir şey diyeyim sana? Hayal dünyası, hayal satıyorsun. Bak ben niye? Sana söyleyeceğim. Niye hayal satıyorsun? Trabzon kulüp başkanı hayal satıyor. İnsanları kandırıyor. Bunu zaman zaman Beşiktaş kulüp başkanı da yapıyor. Galatasaray da yapıyor, Fener de yapıyor. Arkadaş, dün Ziya abiyle hatta şakalaştık falan. Arsenal'a örnek verdik. Adam diyor ki, benim takımım iyi futbol oynasın. Doğru mu? Tribünler full Arsenal takımı. Ortada yoklar. Ortada yoklar ya. Bu sene var ya olur mu? Ya bu sene var ya 10 yıl yok. He.
Türbünleri vurdu. Arsenal bu sene Trabzon kaç senedir yok arkadaş, ya. Arkadaş hedefi yanlış koyuyorsun. Trabzonspor kulüp başkanı şunu demeli. Ne diyecek? Ben şampiyonla oynamıyorum. Evet kaçıncı ne olur? Kaçıncı, yalancı mı? Kaçıncı olurum diye söyle bakayım bana. Bir dakika. Bir dakika kaçıncı olurum diye söyle. Bir dakika arkadaş bir müsaade et ya. Tamam söyle ben. Ben bir yapılanma içine girdim. Evet. Kulübün maddi zorluklar içinde. 4 yıl içinde kendi evlatlarımı Karadeniz ırkından derken yani ikliminden gelen çocukları da alarak ben bu takımı 4 yıl içinde ayağa kaldıracağım ve 4 yıl içinde bu takımı şampiyon yapacağım diye hedef koyacağım. Taraftan 10 saniye bak, bekleyemez ya. Efendim? Sen Trabzon ne oldu 10 saniye beklemedi? 24 yıl bekledi ya. 30 senedir. 30 sene bekledi. 30 sene bekledi. Şimdi ne oldu arkadaş? Şimdi yine bekleyecek. Şimdi ben yine bekleyecek. Ya bak işte bunlar yanlış işler. Ne? Bunları geçeceksin artık. Ne yapacaksın? Türk insanı kandırmak çok kolay ya. Evet. Ayıp oluyor artık arkadaş. Bu insanlar 4 sene bekleyin mi diyeceksin sen? Trabzon insanı akıllı, zeki şimdi insan. Şimdi yeni gelecek başkan. Ya bu kulüp Trabzon taraftarına 4 sene bekleyecek. Onlar da tamam bekleyin mi diyecek? Bak ama onu deme. Ne fark etti ya? Olmaz öyle şey ya. Ne değişti? 30 yıl diyorum. Ay baba, bırak bak, abi Özer haklı. Bak Trabzon Özer spor. Abi, abi, abi hayır bir dakika, Bak Trabzon hayır, var ya 10 yıl daha şampiyon olamaz. Bak düşünceye bak. İddia ediyorum. Ay baba. Trabzon 10 yıl daha şampiyon olamaz. Sakin Kosmos sevgili engin. Kardeşim bak sakin. Olamaz. Bak, Trabzon seyircisi ikinciliği asla ve asla istemiyor. Ne fark eder 30 yıldır zaten hep yerlerde süründün ya. Biz ikinci... Böyle bir saçma. Bak ya, Trabzon seyirci der ki ya. Biz küme düşmeyelim ikinci de olmayalım. Bırak abi Beşiktaşlar diyor ki üçüncülük diyor başarı değil diyor. Ya burada. 10 yıldır Beşiktaş'ın üçüncü. Ya sen de burada yorum yapıyorsun. Ne yorum yapıyorsun? Kaç senelik mazisi var Trabzon'un? 67. Şimdi de hesap etti 67. 37, 15'te burada. 2 senelik, 48 senelik değil mi? Evet. Beşiktaş kaç senelik? Kulüp? 115 yıl. 115. Peki onlar 50 senede, 48 senede 6 tane şampiyon olmuşlar. Sen 100 kaç? 103? 110 ya. Ya tamam abi 110 de. 110. 113 mi? Hayır, 13 şampiyon. Evet. Dur bir dakika sen de yana ayrısın. Nereden 110 senede 13 kere şampiyon olmuşsun. Tamam. Nasıl oluyor bu? Ya oraya sallıyorsun. Bizim Cumhurbaşkanlığı kupalarımız, Başbakanlığı kupalarımız. Ya bir dakika. Lig. Ligi 13 tane. Tamam. Senin 110 senelik kulüpsin. Tamam. 13 tane var aşağı yukarı aynı. Ben sana 48 sene. Beşiktaş'ı bir ayrı yere koymadın ki bu noktada. Bir dakika müsaade edin. Bir kere Gökmen'in bu istatistiği çok doğru değil. 110 senelik Beşiktaş'ın şampiyonlukları 50 senesinden itibaren ligin Süper Ligimizin kurulduğu tarihte itibarenki olay seninki. 100 doğru, senelik he. Değil. Ya, tabii 50'de kurulmuş. Daha öncelerinde Beşiktaş'ın şampiyonlukları 20-25 civarındadır. Abi lig şöyle bir şey var. Tabii 32-33 ligin geliyor. Kurulduğu itibar. O zaman Galatasaray'ın Fener'in ne olacak? O kafa kafa. Tamam abi. Ya onlar ben, abi. Bir saniye. Lig kurulduktan itibaren. O zaman neden bu istatistik var onlar yok? Ya bir dakika Gökmen abi. Diyorsun ki bak kağıda aldın. Evet. Şimdi iddia etme. Ben de diyorum seni dinledim. Çok da iyi dinledim. 110 senelik Beşiktaş. Niye 13 tane şampiyonluk var? 110 senelik Beşiktaş. Ben de diyorum ki hayır. Süper Ligimizin kurulduğu tarihten itibaren 50-51 senelik bir mazideki 13 defa şampiyon olmuş. 59'dan itibaren. Tabii. Evet. Evet. Dolayısıyla mesela Fenerbahçe'nin 100 küsür senelik mazisinde 29 defa şampiyonluğu var. Bu Galatasaray'ın aşağı abi 4. yıldız sen geçen sene 4. yıldız olayı bu yüzden olaylar çıktı işte Gökmen abi. Geçen seneki Galatasaray'ın 4. yıldızı takması taktik ya biz 4. yıldızı. Bu Gökmen abinin verdiği istatistikten dolayı Türkiye birbirine girdi. Bazıları dedi ki Süper Lig kurulduktan sonra şu kadar. Bazıları dedi ki Süper Lig kurulmadan öncekileri niye hesap et. Yani Gökmen abinin dediğinden dolayı geçen sene çok olaylar çıktı senin bu istatistiğine. Sevgili kardeşim bu istatistik Süper Lig'le ilgili istatistik. Evet işte oluyor. Dolayısıyla Süper Lig'imiz de tam şimdi yerli yerine beynelmiler platformu oturmuş bir durum. Yaptığı tespit doğru fakat tarih 100 yıllık, 100 küsur yıllık tarih uymuyor. 50-51 sene filan oldu. İşte Fenerbahçe de dedi ki geçen sene siz 4. yılı takamazsınız daha dedi. Yani, Fenerbahçeler öyle iddia ettiler. 4. yılı takamazsınız şimdi dedi. Şimdi o zaman şöyle o zaman abi affedersin Amerikan bayrağına döner. Fenerbahçe 30 tane yıldız Fenerbahçe unuttu onu söylemedi. Ne dediler? Bizim de daha fazla yıldız hakkımız var dediler. Geçmişe dönüp söyledi. Daha önce geçmişe dönük şampiyonluklarımızı saymadınız. 32 maç. Abi saymıyorlar. Öyle dedi işte. Şimdi ama o zaman da abi yıldızlar her türlü göğsü yıldız olacak abi. Yok böyle bir şey. Süper Lig'in kurulduğu tarihten itibaren yıldızlar başladı. Evvelden şampiyonluklarda yıldız yoktu ki.
Tabii abi, ne yıldızı? Ne yıldızı? Yıldızlar işte İtalya'da, Almanya'da, Batı'da başladıktan sonra yıldızlar bize sarktı. Beş şampiyonluk bir yıldız. Evet. Trabzon'un da bir yıldızı var. Bir yıldızı. Senin de bir yıldızı, ikinci yıldızı alması İki. Da rahmetli Cenk Koray. Cenk Koray Allah rahmet 1950 olsun. Daha evvelki mahallelik dönemindeki şampiyonluktan oradan bir tane çıkma yapıldı. Eğer o Beşiktaş'a yapılan çıkma yıldız takıldıysa şimdi hak etti tabii 13 defa daha oldu. Şimdi tamam da ikinci yıldız oldu. Eğer Beşiktaş böyle bir olaydan yıldız kazanıyorsa o zaman Galatasaray'da, Fener'de maziye dönüp ben de bu kadar şampiyon oldum, benim de yıldız sayımı artır der. Beşiktaş'ın kaç yıldızı var şu anda? İki. İki yıldız var. Beş veriyor ya, iki yıldız. Bir yıldız şeyden geldi. Anladım. Yani. İki yıldızınız mı var sizin? Tabii abi. Ne oldu? Yok yani. Abi burası askeri bir ne abi sen? Merak Allah ettim Allah. Abi yani. İki yıldızım i̇ki var. İki tane yıldız. Alaya gider gibi söylüyor da. İki, ne olmuş? Sen şimdi iki yıldızı alması için Beşiktaş'ın mesela dört yıldız olması için kaç da ne alması lazım? Beş yıldız şampiyonluk bir yıldız. Yani Beşiktaş'ın şimdi bizi yakalaması için 10 sene 10 kere mi şampiyon olacak? Yok kardeşim. 2 şampiyon. 7 kere. Tabii abi. Kaç? 7 kere şampiyon olursa 7 kere şampiyon. Ne 7 keresi ya? Kaç ya? 13 değil mi abi? 4 yıldız. 4 yıldız 10 sene yapar. Evet. 2 daha var 12 sene. 12 Tabii çok doğru. Ziya abi kaç tane dedin sen? Dedin şimdi Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yakalaması için kaç sene şampiyon olmuş? Ya bu ne? Sen şimdi hayır, bırak bu. Merak ettim arkadaş. Bu ayaklar ya, bırak. Bu ayaklar kokuyor ha bizim. 12 seneler. 12 o zaman Aklay baba sana bir tavsiye var. Hayır Ziya abi. Ya bak onu olmayacağına göre tavsiye vereceğim abi bir dakika. Sana bir şey söyleyeceğim. Burada kal. Çünkü o çok takılıyor Galatasaray'da. İzleyenler ama senin tarzında değil. İzleyenler farklı düşünebilirler. Beşiktaşlı taraftarlar senin böyle hani biraz böyle küçümser gibi. Yok küçümse değil. Galatasaray'ların yaptığı havaya girme. Hayır bu yapıyor ya. Bu yani sen bize sallıyor yapma, devam abi. O sallıyor başka sen. Galatasaraylılar havası vardır böyle biraz kibirli. Hı. Tepeden bakarlar. Yok yani. Tepeden baktığın için. Öyle. Bir gülüyorsun abi. Bir tavsiyede bulunacak. Tavsiye etme. Ne tavsiye kendine sakla ne tavsiyede bulunacak. Niye? Bir tane. Ben içimde kaldım bir şey abi ya. Sen git Tofaş fazlasında çalış. Şu yıldız olayına da geldim abi. Bir dakika dur ya. Ziya abi içimde kaldı ya. Yapma. Sen bence bir şey demeyecek. Espri yapacaktım Ziya abi. Şu yıldız olayına takıldım ben. Şimdi Galatasaray 20 tane şampiyonluğu var değil mi? 4 evet. tane yıldız takmış. Evet. Fener'in 19. Evet. Bir tane olursa o da 4. Evet. yıldız takıyor. Evet. Tamam. Şimdi şu anda Beşiktaş'ın 2 yıldızı var. Doğru evet. mu? Evet abi. Şimdi 13 tane şampiyonluğu var. 2 tane o kazandığı zaman ne oluyor? 15. 3. yıldız. 3. yıldız takacak. O zaman ne? O zaman 7 tane şampiyon evet. olduğu zaman 4. yıldız takar. 7 kere şampiyon olması lazım. 7 kere. 12 falan dediniz de. Ne yanlış hesap ettik. Ya pardon. 7 kere şampiyon olmanız lazım. Yani 4. yıldız 7 şampiyon olduğu zaman 4'ü takar. Ya bu şampiyon. Adnan baba torunumuzu karıştırdık. Yalnız şöyle bir şey var. Çok özel. Özel bu şampiyonluklarla ilgili Gökmen abiyle bitirelim. Fenerbahçe'nin müzesi açıldığı zaman yeni statta Mahmut Uslu var tabii herkes keyifli falan doğal tabii. Sordular dediler ki Mahmut Uslu'yu hiç unutmuyorum o günü ya. Burada en değerli kupa gibi hangisi dediler? Harrington kupası dedim. Harrington. hep aklıma o gelir. Hani böyle kupalardan falan bahsedildiği zaman Harrington kupası müttefik maçlarında kazanılan kupa en değerli kupaymış. Tamam helal olsun o zaman. Ama şimdi onun manası. Başka bir şey. Manası var kardeşim. Şimdi yani İstanbul işgal kuvvetleri tarafından işgal edilmiş. Dolayısıyla işgal kuvvetlerinin kendilerine göre bir takımıyla Fenerbahçe oynatıyorlar. Fenerbahçe de o pozisyonda maçı kazanıyor ve turnuvanın şampiyonu oluyor ve o kupayı alıyor. Mana olarak harpteki bir pozisyonda Türk halkını temsil eden Fenerbahçe böyle kupayı aldı diye değerini anlatır. Evet. Aslında baktığınızda tarihe baktığınız zaman bazı kupalar var. O kadar önemli ve o kadar değerli. Bize o kadar çok ders veren olaylar ki bunlar. Hatta bazen Fenerbahçeliler eksik kaldığı zaman Galatasaray eksik kaldığı zaman Fenerbahçelilerden takviye yapılarak maçlar oynanırmış o müttefik kuvvetlere karşı. Şimdi nerede? Neyse biz o tarafı bırakalım. Bu haftaya bakalım. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'da bir yönetimsel anlamda da hazırlıklar var ama bir de doping var Trabzonspor'da. Doping deyince aklınıza olumsuz ifadeler gelmesin.
Sadi Tekelioğlu yönetiminde ilk galibiyetini alan Trabzonspor'da moraller düzeldi. Mehmet Ekici'nin uzatma dakikalarında attığı golle Gençler Birliği'ni 1-0 yenen Fırtına'da gözler şimdiden Fenerbahçe maçına çevrildi. Bordo Mavili yönetim dev maçın kazanılması için özel önlemler alıyor. Bir süredir oyunculara ödeme yapamayan yönetimin Fenerbahçe sınavı öncesi flaş bir karar aldığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Trabzonspor yönetimi bu hafta içinde oyuncuların hesaplarına para yatıracak. Yine alınan bilgilere göre Kadıköy'de alınacak 3 puan sonrası oyunculara bir ödeme daha yapılacak. Trabzonspor yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Kim olacak acaba? İbrahim Hacı Osmanoğlu mu? Celil Hekimoğlu mu? Muharrem Usta mı? Bunu Trabzonsporlu delegeler belirleyecek elbette. Biz sadece sokağın nabzını tuttuk. Evet, Trabzonspor'da 5-6 Aralık'ta bir kongre gerçekleştirilecek ve Trabzonspor'da şu anda 5 aday var. Ancak bu 5 adayın içerisinde 3 başkan adayı görünüyor, öngörülen. Muharrem Usta, Celil Hekimoğlu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu. Biz de sokaklara çıktık ve Trabzonspor taraftarına hangi başkan adayını görmek istediklerini soracağız. Bakalım Trabzonspor taraftarları neler söyleyecekler. Siz hangi adayı Trabzonspor'da başkan olarak görmek istiyorsunuz? Muharrem Usta'yı görmek istiyorum. Neden? Neden diye sorarsanız hem kariyerli bir insan hem de maddi durumu iyi bir insan. Para Trabzonspor'a akar sağlayabilecek bir insan. Yani dediğini yapabilecek bir insan diye düşünüyorum. Şimdi ben başkan olarak görmek istediğim gerçekten buradan yönetilmek şartıyla Celil Hekimoğlu. Ama gönlümden geçen kim sorsanız Muharrem Usta. Muharrem Usta ile Hacı Osmanoğlu bir önceki seçimde yarıştı. Celil Bey eklendi buna. Hacı Osmanoğlu'na bu taraftar istediği şansı verdi ama siz de biliyorsunuz esnaf mutsuz, taraftar mutsuz, şehir mutsuz. Şehir hava yakalamak istiyor. Önceden Trabzonspor galip geldiği zaman şehirde inanılmaz bir hava olur. Bununla birlikte bütün şehir olsun, esnaf olsun bir canlılık olurdu ama şu an öyle bir şey yok. Biz şunu istiyoruz, Trabzonspor'u kim iyi yönetecekse, kim bir adım daha ileri taşıyacaksa. Muharrem Usta'nın istediği, söylediği slogan bana uygun geliyor. 50. yılda şampiyonluk neden olmasın? Biz 100. yılı bekleyecek halimiz yok, taraftar artık sabırsız. İyi yönetilmek, başarı istiyoruz, tek istediğimiz bu. Şu anda Muharrem Usta önde gibi gözüküyor ama tabii ki yani bu durumda İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun planları nedir, kadrosunda kimler var onu bilmiyoruz. Ama Muharrem Usta güçlü bir aday kadroyla geleceğini düşünüyorum yani. Trabzon'a faydası olacaksa Celil Hekimoğlu'nun olur. Yoksa Usta'ya karşılık, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na karşılık değil. Celil Hekimoğlu'nun etrafındaki ekip de Trabzonlu ekip, Trabzon'daki yöneticiler. Benim için başkan adayların isimlerinden daha çok yönetimlerde oluşturacaklar listeler benim için daha önemli. Yani Celil Hekimoğlu olmuş, Muharrem Usta olmuş, İbrahim Hacı Osmanoğlu olmuş çok önemli değil. Ben de bir üye kongre üyesi olarak konuşuyorum burada sonuçta. Benim için önemli olan listelerde kimin olacağı. Ben ona göre tercihimi kullanacağım, ona göre oyum vereceğim. Burada delege yapısının çok büyük bir önemi var. Delege artık bir takım ödüllerin uğruna seçimini değil de gerçekten Trabzonspor aşkına seçimini yapması gerekir. Bunun için de en iyi reçete kimdeyse onu desteklemesi gerekir. Tabii Trabzonspor Kulübü'nün delegeleri nasıl bir teveccüh gösterecekler bunu bilemiyoruz. Ama sokak röportajlarımızda Trabzonspor'lu taraftarların düşüncelerini duydunuz. Trabzonspor'un nabzını tutan isimlerden birisi aramızda. Engin abi, ne olacak kongre öncesindeki hazırlıklar, çalışmalar sana ne hissettiriyor, ne gösteriyor? Aman Karbonos. Valla sevgili Ugan, Trabzonspor'da şu an 9.917 tane net üyesi var Trabzonspor'un. Sevgili Hacı Osmanoğlu'nun yapmış olduğu 1250'ye yakın üye henüz 2 yılını doldurmadığı için bunlar oy kullanamayacağı. O söylediğin rakama da onlar da dahil mi? Hayır, 9.009'un dışında Ziya. Dışında mı? Dışında. Evet. Fakat Ziya abi geldiğinde Trabzonspor'daki sevgili başkan adaylarından üçünden de ben görüştüm. Telefon görüşmeleri yaptım. Kendilerini aradık. Biz Trabzonspor'un koltuğundaki oturan insana Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan veya bir Trabzonspor'un bir taraftarı olarak biz saygımız sonsuzdur. İsteriz ki Trabzonspor iyi olsun. Trabzonspor'un kötülüğü kimseye bir şey kazandırmaz. Trabzonspor ne kadar yücelirse Trabzon insanı da o kadar mutlu olur. Bir de şu var. Trabzonspor, Trabzon'un seyircisi Trabzon'da. Ama
Trabzonspor taraftarları Amerika'da, Kanada'da ben yaşadım. Oralarda da var. Afrika'da da var. Kenya'da bile Trabzon. Bize her yer Trabzon'da var. Ne olmadığı yer var. Küba'da mi? Ali abi çıktı sevgili Alişan. Küba'da Trabzonsporlular onu karşılamışlar. Murat Bey'den bahsetti. Ya Trabzon'da her yerde var. Ama Trabzonspor hakikaten iyi gitmiyor. Şimdi Trabzonspor'un iyi gitmediğini bu delegeler görüyor. Bu delegeler yapacakları güzel analizlerle yönetimler belli. Şimdi Celil Ekimoğlu ve ekibinin dört başkanın birleşmesi var Sayın Celil Ekimoğlu'nun. Sabahattin Çakaroğlu başkan adayıydı, birleşti. Kulaçoğlu başkan adayıydı, birleşti. Sonradan ben size destek vereceğim dedi. Sayın Atasoy kulüp başkanıydı, birleşti. Bunların 1,5 yıllık bir çalışmaları var. İki yıl yakın bir birleşiklikleri var. Ve bunlara karşı sevgili Muammer Usta, başkanlığını Sayın Usta çok yakın zamanda açıkladı. Başkanlığını geçen Perşembe günü açıkladı. Onun bir zaman tecrübesi. Ama eldeki kadrolar, yani zaman tecrübesi, eldeki kadrolar delegelerin önüne gelecek. Herkes ne yapacağını söyleyecek. Beni üzecek olan taraf ne biliyor musun? Şimdi ben söz veriyorum, bir delegeyim. Diyorum ki benim oyum Ziya abiye. Murat da diyor ki benim oyum Gökmen'e. Sayın Aybaba da diyor ki benim oyum Ugan'a derler. Ama seçim tarihi geldiği zaman kapalı yapıldığı için kimin ne olacağı belli olmayacak. Sandıktan çıkacak olan oy topluluğunu fazlalığında Trabzonspor başkanını seçecek. Burada Trabzonspor'un aklı selim delegeleri. Şimdi Trabzonspor'daki bu çalışmalarda yoğun yoğun çalışıyorlar. Trabzonspor bir daha söylüyorum. Yani bu televizyonda olduğum için senin favori Sayın abi, Ziya abi. Ben favori kullanmayacağım kelime. Ben şunu söyleyeceğim. Trabzonspor'da Şamil ikinci zamanında şampiyonluklar yaşadık. Salih Erdem'den ikincilik şampiyonluğu olduk. Şamil abiden 3-4 tane şampiyonluk. O tarihte ben vardım. Trabzonspor ondan sonra bu değerli iki yönetimden sonra kan kaybetmeye başladı. Ta ne zamanki gibi artık uçurum olan maddi yönler Sayın Mehmet Ali Yılmaz zamanında, Mehmet Ali Yılmaz tek başına 10 yıl bu kulübe para verdi. Tek başına. Hiçbir yöneticiden yardım görmedi. Tesisler yaptı, etti, gitti. Sayın Başkan maalesef dediler ki İstanbul'dan başkan olmaz filan fıstık diye. Trabzonspor'un içindeki mikserler Sayın Başkan'ı üzdü. O tarihten beri Trabzonspor bir alçak uçuşa geçtik biz. Yani Trabzonspor'da bir düşüş oldu. Nerede düşüş oldu? Medyada düşüş oldu. Basında düşüş oldu. Etrafta düşüş oldu. Seyircimiz azaldı. Trabzonspor'un para gücü bitti. O bazı insanları çok soğuttuk. Yıllardır bu grubu Allah rahmet eylesin. İbrahim Cevahir İstanbul dış adamlarının ünlü adamlarından yıllardır paralar toplandı. Abi çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Para gücü bitti diyorsunuz ama benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Sizin oynadığınız zamanlarda bir İskender abi hatırlıyorum. İskender Günen'i hatırlıyorum. Solak dışarıdan Kastamonu'dan gelmişti. Evet. Onun dışında hep Karadeniz'de hatta Trabzon ağırlıklı futbolcular vardı. Yani kendi yöresinden futbolcularla şampiyon olmuştu ve ona çok para gerekmiyordu. Para gerekiyordu elbette ama çok para gerekmiyordu. Çok para başarıyı beraberinde getirmez, borcu arttırır. Bak görüyoruz mesela son dönemlerde. Trabzonspor niye özüne dönemiyor? O öz kalmadı mı artık? Şimdi sevgili Ugan, biz açık ve net söylüyorum bunu. Bütün bunu televizyonlarda da ben zaman zaman çıkıyordum, söylüyordum. Basında da bir daha söylüyorum. Çernobil faciasından sonra Trabzon'da oyuncu yetişmedi. Trabzon, evet ciddi, seve samimi söylüyorum. İnsanlar güçsüz kaldılar. Bugün dün konuştuk Ziya abilerin. İşte Alper topa vururken galeye süremiyor, altı pastan. Abanıyor, 20 metre, kilometre hızı 130-140 olması lazım. Yani 14 kilometreden top gidiyor galeye. Yani bu Trabzon'un çocukları da var. Yani Trabzon nüfus kağıtlı oyuncular Türkiye'de var da Trabzonspor'da mı oynamıyor? Biz Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük bir tane, iki tane, 24 tane oyuncumuz hepsi Trabzon'un çocuğuydu. Biz aynı mahalle Abine Oda'da oturduk, kamp yapardık. Şimdi birisi Tanyancalı, birisi Japon, birisi Ugandalı, birisi Kübalı, birisi bilmem ne, Trabzonspor karışık. Kimse kimseyle konuşmuyor. Trabzonspor'da biz kavganın ne olduğunu bilmezdik ya. Onu biz söylüyorum. Yok mu artık? Kavga, yani oradan cevher mi çıkmıyor? Potansiyel Trabzon'un iyi oyuncuları, genç çocukları 14-15 yaşında kalitesi olduğu zaman Trabzon'da hemen babası parayı verirsen veririm sana. Neresi Tokatspor? Ver bana parayı Sincanspor. Uşağıma para verdi mi Karsspor? Uşağım nerede? Manisaspor. Ya baba bırak, bekle 2 gün, sabret 2 sene. A takıma verdim. Yok öyle deme baba, ver baba. Parayı ver. Trabzonspor bitti. Yani Trabzonspor'da bu cahillik, Trabzonspor'un oyuncularını dağıttı.
61 doğumlu, 61 numara Trabzonspor, 61 numaralı oyuncular Trabzonlu genelde. Bakıyorsun genç oyuncu, kaliteli oyuncu yok. Bir bakıyorsun U16, U17, U20'de bizim bizim 17'de bir milli oyuncumuz var. Geleceğin Cafer diye bir oyuncumuz var. U17'nin takım kaptanı. Bak koy bugün Trabzonspor oynasın. Bana diyorlar ki yaşı genç. Ya bir adam 17 yaşında A takımda oynamaz, 18 yaşında. Ne zaman oynayacak? 25 yaşında genç topçu aldık diyor. Ya biz 22 yaşında futbol hayatımızı bitirdik ya 7 şampiyonluktan ya. Yani Trabzonspor'da 17 yaşında adam çıkıp oynayacak. Onu abiler abilik yapacak. Atay abi ben Adana'da çok affedersin sahaya çıktım ilk milli maça. Sağ bek Faruk Karadoğan vardı 5 yaşında milli takımda oynuyordu. Sola çıktı sonra da sağ bek oldu. Karşımda o oynuyor. Bana bir sert girdi ben oyuna girip 17 yaşındayım o zaman. Atay Aktuğ takım kaptanımdı. Ne yapıyorsun lan dedi terbiyesiz herif dedi çocuğa ne tekme atıyorsun. Faruk dedi ki ona ne demek istiyorsun kaptan. Lan dedi daha 15 yaşında lan dedi bu öyle mi dedi. Beni bir bıraktı bir orta attım aa uçmaya başladım. Ne kadar güzel. Heyecandan titriyordum. 17 yaşında A takımda oynadım. Yani Trabzonspor'da genç oyuncu kendini belli edecek. Yani Trabzonspor'un gençleri yetişecek. Şimdi deneyimli bir hocamız var. Sadi Tekelioğlu. Yıllardır orada hocalık yapıyor. Yani Trabzonspor her sene bu başkan 2,5 yılda 8 tane hoca değişti. 2 milyondan 16 milyon dolar eurodan 16, 20 milyon euro. Bu kadar paralar yalnız hocalara verdik. Trabzonspor'un başarısı nedir? Kendi çocuğumuz amin geldi. Trabzonspor 4. Trabzonspor'un forması zaten 4. ya. Fener, evet. Galatasaray, Beşiktaş. Tamam. Başta Trabzonspor'da kim çalışsa çalıştırsın 4. olur Trabzonspor. Tamam. Amaç bunlardan birini geçmek. Şimdi, bunlardan birini geçmek. Burak, bu başkanlıkta da ben sana söylüyorum. Bu önümüzdeki bu seçimlerde Trabzonlu Trabzonlu'ya sahip çıksın. Trabzon'da menfaatsiz yöneticiler kimse, Trabzonspor'a katkısı yapacak yöneticiler kimse o gelsin. Niçin? Eskiden sana çok affedin 10 saniyede bana müsaade. Eskiden başkan ve yöneticilerin parasına ihtiyacı vardı futbol kulüplerinin. Şimdi federasyon o kadar güzel haklar vermiş ki. Federasyon diyor ki uçak gidiş geliş otel masrafların benden. Galibiyet primi bir maçta 1 milyar. Beraberlik 50 milyon atıyorum. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsan 20 milyon. İkinci olursan 10 milyon. UEFA'ya gidersen 5 milyon. Yani cebinden para harcamaya gerek yok. Ben diyorum ki Trabzonspor'dan yol bulmaya değil. Trabzonspor'a para vermeye. Para vermeye Trabzonspor'a yardım edecek olan yöneticilerin gelmesini istiyorum Sayın Ugan. Teşekkür ederim. Murat Özer'e sen de Trabzon'un nabzını iyi tutan isimlerden bir tanesisin. Aslında bugün benim okuduğum bir haber ki umarım doğru değildir. Biraz canımı sıktı. Yani başkanlık seçimleri Trabzon'da öyle bir noktaya getirdi ki artık şiddet bir parça ön plana çıktı. İşte Muharrem Usta'nın yeğeni olduğu iddia edilen birisinin bugün haberlere konu olması falan. Lütfen bunlar olmasın. Murat Özarı sen nasıl görüyorsun bu seçim öncesindeki Trabzon'daki atmosfere bakarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şiddeti nasıl buluyorsun? Şimdi olumlu anlamda konuşuyorum. Şimdi Sabri'cim Trabzonspor, Engin abi de belirtti. Trabzonspor şu anda bir kaosun içinde. Trabzonspor'un akvaryumdaki balık vardır ya nereye gideceğini şaşırır. Bir hocama vurur, bir hocama vurur, bir hocama vurur, bir hocama vurur. Trabzonspor şu anda akvaryumun içindeki bir balık ve nereye gideceğini şaşırmış durumda. Şimdi Trabzonspor'a şu anda kim gelirse gelsin Trabzonspor'u pat diye şahlandıramaz. Trabzonspor'un çok zamana ihtiyacı var diyoruz ama Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var diyoruz ama Trabzon insanı zamanı sevmez. Trabzon insanı fevridir. Hemen her şey olsun ister. Pat 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 her şey olsun ister. Şimdi Trabzonspor'a başkan geldi diyelim. Şimdi ben yarın başkan oldum Trabzonspor'a. Trabzonspor'a ben yarın başkan oldum. Ne yapmam gerekiyor benim taraftarı mutlu etmek için? Öncelikle transfer yapman gerekiyor. İyi sonuçlar almam lazım değil mi? Çünkü iyi sonuçlar alamazsan 2-3 hafta taraftar başlayacak yine isyan etmeye. Teknik direktörümü nasıl seçmem lazım? İyi seçmem lazım ki taraftar isyan etmesin. Şimdi Engin abi diyor ki mesela altyapıdan sen sordun. Altyapıdan niye adam çıkmıyor? Altyapıdan nasıl adam çıksın kardeşim? Altyapıdan adam çıkması için zamana ihtiyaç var. Şimdi ben teknik direktör olacağım. Bana takımı vereceksin Trabzonspor'u. Bir an önce iyi neticeler almam lazım ki taraftar bağırmasın. Veya bir an önce iyi neticeler almam lazım ki ben başarılı olayım. Önce Can sonra Canan. Adamın öyle genç çocuk oynatacak vakti yok. Durumu yok. Onun için de Trabzonspor özüne dönemiyor. Neden dönemiyor? Çünkü artık zaman yok. İnsanlar artık burasına gelmiş taraftarın. Zaman verilmiyor. Zaman verilmediği için de ben şimdi teknik direktörüm çıkacağım. Genç takımdan Ali'yi oynat diyecekler bana. Ya derim ki kardeşim Cardozo var benim elinde. İşte bilmem ne var. Endoyo mu ne o? Endoyo. Endoyo falan var. Şimdi Cardozo var, Endoyo var benim elimde. 17 yaşında çocuğu ben nasıl oynatayım kardeşim? Oynatamam ki. Oynatamayacağım için de
Trabzonspor özüne dönmesi için bizim torunlarımız falan olması lazım özüne dönecek vakit vermen için. Özüne de dönemezsin. Onun için Trabzonspor çok büyük bir kaos içine girdi. Bana göre kim gelirse gelsin bir an önce takımı toparlayamaz diye düşünüyorum ben. Orada bir Muhammed diye bir çocuk var. Endo'ya koordinatörü santrafor Ziya abi, soruyorum buna. Messi gibi. Ya Messi gibi mi? Bütün herkese soruyorum. Hocasına soruyorum. Messi gibi. Gazeteciye soruyorum. Ya Messi gibi sen için oynamaz mı bana? Abi nasıl oynasın? Ya Trabzonspor ya kaçıncı? 12 puan fark yemiş. Madem Messi gibi niye oynatmıyorsun? İşte. Cafer diye dedim çocuğum. İsimden bahsediyorum sanki. Menajeri falan değiliz yani. 17 yaşında 17 A milli takım kaptanı. Türkiye'de 17 yaş grubunun milli takım kaptanı. Ya sok sahaya oynat kardeş. Niye korkuyorsun? Sadiyeden umutluyum. Bir daha söylüyorum. Ben Fransa'da baktık. Dedim ki papağan mısın sen hoca Engin Hoca? Tekrar diyorsun. Estağfurullah. Galeci Onur'un Fransa'da Türk milli takım galecisine geçeceğine inanıyorum. Çünkü Trabzonspor'un galeci antrenörü Ahmet benim arkadaşım, tanıyorum. Sadi de benim arkadaşım. Hırslı çocuklar. Onur iyi mücadele ederse önce Fatih Terim'i ikna edecek. Sonra da formayı alacak diye düşünüyorum. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Ama kısa vadede bazı maçlar var. Mesela Galatasaray'ın Atletico Madrid karşılaşması var. Galatasaray açısından son derece önemli. Son zamanların en formda hakemlerinden bir tanesi. Özellikle avantajları çok iyi oynatmasıyla tanınıyor. Galatasaray aslında oynamak isterse iyi bir hakem buldu karşısında ama oynayabilecek mi? Oynayabilecek mi? Evet o. Galatasaray için çok zor maç yani. Maçlar başlamadan önce zaten aynı yorumu yapmıştım. Tekrar aynı yorumu yapayım. Galatasaray'ın kesinlikle UEFA Kupası'nın 3. olup UEFA Kupası'na devam etmesi daha önemli. Çünkü ilerleyebilme imkanı daha fazla. Bundan dolayı da yani Atletico Madrid maçında da çıkıp yani öyle farklı falan bir yenilgi değil de yani az bir golle mağlup olmaları beni mutlu eder. Çünkü ben bayağı o konuda tedirginim. Yani tarihe geçmiş dönemde hatırlıyorsunuz 4x4'ler olduk yani. Cip gibi oluyor. Yazıyorlar da 4x4 falan. Yani o şekilde çok goller yiyip rezil olmak da bizleri üzüyor tabii. Hepimizi üzer. Aynen öyle. Az golle yenilmesi Galatasaray'ı beni mutlu eder yani. Gerçi bu felsefeyi anlamıyorum. Ne kadar? Yenilginin şekli, şemali seni nasıl mutlu eder? Az yenilgi abi. Az yenilginin azı çoğu yok ki abi. Abi olsun. Yenilgi eğer seni mutlu ediyorsa. Abi gidip de 4 tane 5 tane yemişim. Bir başka bir de 2-1 falan bitmiş. Ne olacak? Ne fark eder ki? Eğer zaten kaybedeceksen nasıl kaybedersen kaybet. Abi bir de rezilliği var işin ya. Yapma mutlu olma abi. Abi şunu söyleyeyim. Bir de rezilliği var. Yani ben şunu sakladı. Kelimelerin cümlenin arkasında anladığım kadarıyla. Ben dörtlük beşlik bir maç bekliyorum. O nedenle az farklı bir yenilgi bile beni mutlu eder. Hiç galibiyetten umudunuz, puandan umudunuz yok mu? Yok. Ya şimdi maçın bu zaten... Bu takımın Şampiyonlar Ligi'nde... Favorisi yani belli burada, abi. Burada bu maçta hiçbir şey bekleme. Astana'yı yenip üçüncü olarak kesinlikle gitmeleri... Peki. Gerekiyor yani. Peki bakalım puan durumları ne gösterecek? Mesela Astana deplasmanına giden Atletico Madrid'de galibiyet beklerken beraberlik almıştı. Enteresan skorlar olabiliyor futbolda zaman zaman ama dediğimiz gibi Galatasaray'ın önemli eksikleri var bu karşılaşmada. Bakalım nasıl bir sonuç alacak? Bizim kalbimizden tabii ki Galatasaray'ın galibiyet alması geçiyor. Çok zor, onu da kabul ediyoruz. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe grubunda zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. İddiası anlamında son derece önemli. Perşembe günü Molde ile oynayacak. Ziya Kaptan'a soruyorum. Ziya Kaptan, moral anlamında Fenerbahçe iyi gitti Molde'ye. Moral yeter mi? Yetmez tabii ki. Neler gerekiyor? Bir kere Molde takımı çok farklı futbol sergiliyor. Çok çabuk. Yani ben Fenerbahçe'nin Molde karşısında beraberliğin başarı olacağını düşünüyorum. Yani galibiyet sürpriz olur. Tabii her takım maça galip gelmek için çıkar ama o kadar da abartı olarak Fenerbahçe'de Molde'yi yener rahatlığı içinde konuşamıyorum. Umarım yener. Fakat berabere kalırsa da öpsün başına koysun kazandığı bir puandan dolayı. Onun dışında çok fazla ümitli değilim. Şimdi bir de Beşiktaş'ın rakibine bakalım. İskender Bey, biraz önce hani Gökmen abi dedi ya Atletico Madrid karşısında Galatasaray'ın kazanmasına çok ihtimal vermiyorum diye. Aslına bakarsanız mesela İskender Bey'in de Sporting Lisbon karşısında galibiyetine çok ihtimal vermiyorlardı. Ama Sporting Lisbon'u perişan etti deyim yerindeyse İskender Bey. İşte son durum.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi H grubunda Arnavutluk temsilcisi İskender Bey ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Atatürk Olimpiyat Stadında Perşembe günü saat 20'de oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pavel Cil yönetecek. Gökmen abiyle şöyle bir kısa tartışmaya değil de birbirimizi anlamaya çalıştık. Dedi ki ya Sporting Lisbon'la Atletico Madrid nasıl aynı kefeye koyuyorsun? Yok öyle bir kefeye koymadım. Yani İskender Bey de Galatasaray'dan hafif bir takım anlamında söylüyorum. Yani karşılıklı dengeleri oturtturduğunuz zaman futbolda böyle sonuçlar çıkabiliyor anlamında söyledim ama %100 katılıyorum. Orası Şampiyonlar Ligi ve Atletico Madrid'in iddiası var ve çok zor bir maça çıkıyor Galatasaray. Ama Beşiktaş'ta öyle hani şunun için söyledim. Beşiktaş'ta İskender Bey'i deyim yerindeyse çantada keklik görürse nasıl bir keklikle karşılaşacağını anlatmak açısından örnek vermiştim. Ya keklik meklik işi bitti o. Yok artık. Keklik derler ya düz ovada avlarlar. Hani şarkısı da var. Şimdi İskender Bey maçı çok zor maç. Ben sana söyleyeyim. Bu tip takımlara konsantre olmak gerçekten zor. Yani Sporting Lisbon'da bak konsantre olamazsın. Bir anda böyle şey havasına girdiğin zaman Beşiktaş oyuncusu işi ciddiye alacak. Ya Beşiktaş takım bu gruptan çıkmak zorunda ve bu fırsatı da yakaladı. Bu fırsatı da İskender Bey sayesinde de yakaladı yani. Şimdi Allah'a var. Teşekkür etmek lazım İskender Bey takımına. Oradaki takım orada rahat geçti de ama Lisbon'un da Sabri'nin dediği gibi yani büyük bir sürpriz yaptılar. Hiç kimsenin ummadı. Onu diyorum sana Engin abi. Arnavutlar iyi takım, iyi oynuyorlardı Arnavut takımları. Çok rahat şekilde yenildi. Sen daha tecrübelisin bizden abi Arnavut takımları. Arnavut olduğu için bir tecrübeli. Evet. Ne münasebet ya. Yani. Arnavut olduğu için evet, tecrübeli de çok arkadaşı vardır abi. Gitmiştir gelmiştir oralara. Nasıl olsa ya. İnatçıdır abi. Buyur abi. Buyur ya. Niye abi şimdi ya, dinleyelim abi. Ne münasebet ya. Abi. İnatçı kötü bir şey değil ki. Son dönemlerinde Sporting Lisbon karşısında inanılmaz derecede başarı elde etti. Zaten atılan gollerden sonra her takım biraz direnci artar. Dolayısıyla bir de yapı olarak Karadenizlilere benzer Arnavutlar. Arnavutlu inat tamam abi. İnatçıdır. Hırslıdır. Hırslıdır. Tamam. Ve de maçın son dakikasına kadar oyundan kopmazlar. Fakat Beşiktaş takımı da olağanüstü büyük bir avantaj elde etmişse kendi sahasında ben artık bu İskender Bey bilmem ne bey hikaye ancak Bursa'da İskender Bey'e gider yemek yer gelirsin. Ama Ziya oradaki maçı ben çok zor geçeceğini umuyordum. Çok rahat geçtim. Tabii, burada bir terslik olmasın diye. Abi futbolda her şey var. Ama artık Beşiktaş'ta bu tersliği mersliği falan düşünecek halde değil abi. İskender Bey gider Bursa'da güzel bir İskender kebabı yer bitirir. Üç maçla ilgili bize şey gelmedi de 3 maçla ilgili yorum yapabilir miyim? Yani yorum derken skor söyleyebilir miyim? Tabii ki. O Murat skor söylüyor. Öyle içinden geldi kaçınır şimdi. Madem şey. Fenerbahçe Molde'yi yener. Molde'de. Kaç? Kaçını bilmiyorum. Skordan bahsediyorum. Yani, söyle bir sonuçtan bahsediyorum. Evet, skor da söyleyeyim Ziya abi kırmayayım. Fenerbahçe Molde'yi yener. 2-0. 1-0 filan gibi yener diye düşünüyorum ben. İnşallah. Evet. Fenerbahçe. Beşiktaş İskender Bey'i hani gırgır biraz şey yapar. İskender gibi yer. Üçlük filan yapar diye düşünüyorum. 3-15'e de vapur bak kaçar. Neyse. Ya bu kaydı anlıyor işte haftaya şey yaparız. Galatasaray da Atletico. Galatasaray Atletico Madrid karşısında 4-1 kazanır. Zorlanır. Bayağı bir zorlanır. Çünkü şey ama, yok. Burak yok Selçuk yok. Ama. Evet. Zorlanır ama. Zorlanır. Ama. Zorlanır. Benim tahminim bir beraberlik koparız orada. Bak. Peki. Bir beraberlik koparsın Galatasaray. Ben de sana hakikaten tavşan kanı çay ısmarlayacağım. Keyiften. Çok, çok cimrisin ya. Ayıp ya Sabri ya. Peki abi. Şimdi, bir kravat falan bir şey insanın, ayıp ya. Çay nedir ya? Kalbinden geçen bir şeyden daha değerli bir şey var mı? Abi ne çay her zaman içimizde var. Burada ya. Balığına iddiaya girenleri de gördük. Yemedikten sonra ne önemli? Bu hafta yiyeceğiz abi. Bak, ben sana söyleyeyim. Eğer bu hafta ay baba o balığı yedirmezse yedirecek. Bir daha o şimdi, balık yiyecek. Ya abi müsait değildi o balık abi, şimdi. Abi birkaç dakika kaldı. Bir durumu vardı. Gelemem dedi. Sonra yer şey. Adnan Aybaba. Gel Sarıyer'de arkadaşlarımız var. Restoranda kayak yaparız. Kim Adana, için istiyor? En çok kim için istiyor biliyor musun berabere kalmalarını? En çok kim için istiyor biliyor musun? İnan içimden öyle göre. Taferel için. Niçin? Taferel için istiyorum. Taferel bir oradan bir güzel bir netice alsın istiyorum. Peki. Adnan Aybaba sana ben aslında istihbarat verdim. Güvenmedin galiba istihbaratıma söylemedin. Hangi Beşiktaş'ın
görüştüğü kaleciler var demiştim sana. Şimdi okur musun? anladım peki. Sevgili izleyenler, bir istihbarat paylaşmak istiyorum sizlerle. Beşiktaş'ın adı Aras Özbiliz'de geçiyor. Aras Özbiliz biliyorsunuz forvet bölgesinde kanatlarda da etkili olan bir isim. Aras Özbiliz'in isminin geçtiğini söyleyelim ama daha çok kalecilerle ilgili bir istihbarat paylaşacağım. Dnipro kalecisi Boyo ve Paris Saint-Germain'in artık bu sene gözden düşen kalecisi, İtalyan kalecisi Sirigu. Beşiktaş'la ilgili istihbaratlarım bunlar. Programı bitiriyorum artık. Arkadaşlarımdan ekrana getirmelerini rica ediyorum. Trabzonspor mu kazanır, Fenerbahçe mi kazanır? Bir anketimiz vardı. Twitter hesabından yapmıştık bu anketi. Ve %64 oranında TVM izleyicisi Fenerbahçe'ye, %36 oranında TVM izleyicisi Trabzonspor'a yönelik ankette oy kullanmışlar. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ama bir teşekkürüm daha var. Ben de bir teşekkür rica ediyorum. Siz belki siz... Bizim mahallemizdeki Derya Kuzusu eczacı kardeşim var. Benim buradan yanaklarımdan öpüyorum. Canım. Peki. Söz verdim bugün. Ama benim teşekkürüm... Yani bizim Derya Kuzusu. Benim teşekkürüm sevgili öğretmenlerimize. Öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Evet. Hepinizden teşekkür ediyorum. Ve ellerinizden öpüyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hoşçakalın.